Bölüm 17 Nisan 2001 3 ay sonra evleneceğini endişe ve sonsuz kalp çırpıntılarıyla bekliyordu. Sibel teyzenin oğlu için tuttuğu yasın bitmesi biraz daha zaman almıştı ama olsundu. Sonunda 3 ay sonra evli bir kadın olacaktı. Ozan pek belli etmese de Ayten onun da heyecanlı ve endişeli olduğunu biliyordu. Fatma teyze gittikten sonra Ayten'in konuşabileceği, onu anlayabileceği tek bir insan neredeyse kalmamıştı. Eğer endişelerini başka kadınlara söylerse ne tür bakışmalar ve ne türden imalar alacağını çok iyi biliyordu. Onu edepsiz bakışlarla süzüp hiçbir ilgisi olmayan sözlerle utandıracaklardı. Hayatı boyunca bir kez bile namusundan veya davranışlarına ödün vermemişti ve şimdi de vermeyecekti. Fatma teyzenin yolu açık olsundu. Sibel teyzenin aldığı pofuduk pembe ev terliklerini giydi, terlikler hep hoş bir hissiyat veriyordu Ayten'e. Verilen hediyelere özen göstermesi, küçük yaşlarda babasının aldığı bisikletle başlamıştı. O dönemler daha yeni kadın olmuştu. İlk kez banyo yaparken kanını gördüğünde nefesi kesilmiş, ağladığının farkında bile olmamıştı. Bacaklarının arasından usulca süzülen kanın aslında kadın olduğunun habercisi olduğunu bilmiyordu. Ne banyodan çıkabilmiş ne de banyoda fazla kalmayı istemişti. Babasının evde olmamasını içinden yalvararak umut etmiş, annesini korkmasın diye heyecanlı sesine çekidüzen vermişti. Annesi geldiğinde ağlamamak için kendini tutmuş ama başarısız olmuştu. Annesiyle neler konuştuğunu şimdi pek fazla hatırlamıyordu ama bu iyiye işaretti. Çünkü çok utanmıştı annesinden. Ama sonunda artık bir kadın olduğunu anlamıştı. Olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra ki Ayten hala huzursuzca bekliyordu ay kanamalarını, babası bahçeden seslenerek yanına gelmesini istemişti. O sırada annesine mutfakta yardım ediyordu. Bahçeye indiğinde ilk hediyesi babasının gülümsemesi olmuştu. Her baba çocuklarına böyle kahramanca gülümsemiyordu. Babasının gözlerindeki "Bu senin için" cümlesini çok iyi okumuştu Ayten. Babasının ikinci hediyesi ise 4 tekerlekli, mor renkli bir bisikletti. Ama Ayten'in gözüne çarpan ilk şey bisikletin tutma yerinden sarkan pembe güzel bir ip olmuştu. O an daha yeni kadın olduğunu unutmuştu. Babasına koşarken ağlamamıştı ama kalbi minik bir serçe gibiydi. Babasının yanaklarını öpüp teşekkür etmişti küçük kadın Ayten. Kanla beraber kadınlık da gelmişti ama Ayten hala çocuktu ve güzel bir mor bisikleti vardı. Babası kızının yüzüne düşen saçlarını zarif bir şekilde geri etmiş, alnından öperek "Dikkatli ol" demişti. Annesi evin kapısını açarak babayla kızına bakıyordu. Ayten annesini fark etmeden önce "Beğendin mi?" diye sormuştu annesi. Yüzünde yaptığı bir şeyin tamamlanmış olduğunu görmenin gülümsemesi, babasına da "Aferin" diyen bir bakışı vardı. Şimdi neden annesinin ilk önce konuşmasını, sonra da öyle gülümsemesini aptallık duygusuyla anlıyordu Ayten. Annesi babasına söylemişti küçük kadın Ayten'i. Annesi bisikletin gelmesinden daha bir ay önce, Ayten belli etmese de ki göründüğü kadarıyla etmişti, kızına korkmamasını, bunu kendi ve dünyadaki bütün kız çocuklarının başına geldiğini sürekli anlatmıştı. Demek ki sonunda Ayten'in fazla üzüldüğünü görüp babasına anlatmıştı olayı ve ondan küçük kadın Ayten'e bir bisiklet almasını istemişti. Mutfağa geçip sabah kahvaltısından kalan bulaşıkları yıkamaya başladı. Annesi neredeyse her gün Sibel teyzelerdeydi. Sibel teyze yas tuttuğu zamanlarda evden dışarıya neredeyse hiç çıkmamıştı. Sonunda siyahları attığında ise gittiği ilk yer burası olmuştu. Yalnızca bir kez gelmişti. Geldiğinde ise Ayten'e aldıklarını göstermişti bir tek. Birkaç üst ve iç giyimin yanında bu pofuduk terlikler de vardı işte. Mutfağın penceresinden dışarıdaki bahçe kapısına baktı. Babasının bir daha kahramanca gülümseyip Ayten'e bisiklet getiremeyeceği kapıya. Ellerinde bulaşık deterjanının köpükleri olduğu için gözünden akan yaşı bileğiyle sildi. Eğer babası yaşasaydı, yüzünde hala o kahramanca gülümsemesi olacak mıydı? O mor bisiklet küçük kadın Ayten'indi. Babası şimdi ona kocaman pembe bir bisiklet almalıydı. Tutacak yerinden bu kez mor renkte ipin olmasını istiyordu. Ayten babası olmasa da aynı yazgıyı paylaştığı bir eşi olacaktı. Ayten çekinerek de olsa Ozan'dan babasını anlatmasını isteyecekti. Ozan'ın babasını elbette tanıyordu ama gerçekte hangi insan başka bir insanı tanıyordu ki? Ona ilk önce babasının gülümsemesini soracaktı. Herkese ait olanı değil, oğluna ait olan gülümsemeyi. Bahçe kapısının bilindik gıcırtılı sesini duydu. Yeniden pencereden dışarıya baktığında annesinin geldiğini gördü. Bulaşıkları neredeyse bitirmişti Ayten. Geriye öğlen yiyecekleri tavuğun buzdolabından çıkarılması kalmıştı. "Hoş geldin anne." "Hoş gördüm kızım, hoş gördüm." Yorulduğunu gösteren bir iç çekti annesi. "Vallahi hızlı adımlarla geldim. Gerçekten neden yaptım bilmiyorum." Kızım, yaşlılık insanı ya olgun bir insan yapar ya da olgun bir budala." Ayten kendisini tutamayıp güldü. Gülüşleri bazen küçük kadın Ayten'in gülüşleri olabiliyordu. "Tavuğu çıkarmadın mı daha?" diye sordu annesi. Ayten tam o sırada buzluktan tavuğu çıkarmakla meşguldü. Tavuk fena halde buzluğa yapışmış, bir türlü çıkmıyordu. "Bırak, ben çıkarırım. Sen patatesleri soy." Ayten kendisine denileni yaptı ve kendilerine yetecek sayıda patatesi yıkayıp soymaya başladı. Dedi Ayten. Annesi tavuğun çözülmesi için ılık su dolu kaba tavuğu koyarken, "Meltem teyze nasılmış bugün?" Ozan iyi, çok şükür." "Anne." Tamam. "Meltem de iyi. Kadın gerçekten Ozan olmasaydı acısından deli olacaktı. Ah, sanki ne olurdu da iki bacağı da olsaydı. Allah'ın işine karışılmaz ama ne bileyim işte." Ayten'in yüzüne dağa tırmanan insanlar gibi utanmanın pembeliği tırmanıyordu. Annesinin sözü nereye getireceğini utançla seziyor, aklına banyoda yaşadığı malum olay geliyordu. Sezgileri doğru çıkmıştı. Annesi bir sandalye alıp Ayten'in tam karşısında oturdu. Bakışlarında 2 sene önce Meltem teyzenin yasını uzattığını söylerken takındığı bilge ve ihtiyatlı bakışların aynısı, tıpkısı vardı. Tek farkı şimdi içinde biraz anneliğin de olmasıydı. Annesi bağlı olan saçını açıp geri topladı. Bu hareket söyleyecek şeyleri aklında tartma hareketiydi. Sonunda söze girdi. Anne kız sohbet etmenin zamanı geldi. Ayten annesine bakmadan, "Öyle diyorsan," dedi son patatesi soyarken, "her genç kızın hayalidir. Yakışıklı birisiyle evlenmek gibi şeylere girmeyeceğim. Zaten Ozan oğlum fazlasıyla yakışıklı. Sence de öyle değil mi?" Ayten cevap vermeyince devam etti. "Tamam, seni fazla utandırmayayım. Benim kabahatim, özür dilerim. Ama şu an aramızda konuşmamız ve bu masada bitmesi gereken şeyler var. O yüzden söylediklerim seni utandıracak ama bunları bir anne olarak benim sana söylemem gerek. Unutma, babanla tam 33 yıl evli kaldım." Sözlerine inanmasını isteyen bir aşık gibi Ayten'in gözlerinin içine baktı. "Ve evlendiğimde yaşım senin evleneceğin yaştan daha küçüktü. Neyse, bunları bir kenara bırakalım. Ayten'im, sağlıklı bir eşle birleşmeyi her kadın ister. Bana öyle bakma, bunları bilmen gerek. Kadınlar kendisini eşine teslim etmeyi çok sever. Kadının başka aşığı yoksa, Allah o günlerden korusun, erkek ne yaparsa yapsın kadının gözleri kapanmaz. Başka biriyle birleştiğini hayal etmez. Saçma sapan aşıklardan bahsetmiyorum. Karı koca arasında olan kutsal birleşmeyi diyorum. Evet, inan bana, her ne kadar insanlar konuşmasa da birleşmek, doğurmak bu dünyanın düzenidir. Ama birleşmek eşlerle yaptığın sürece kabul edilir ve kutsal kalır. Sen o kızlardan değilsin çok şükür. Zaten öyle şeyleri pek düşündüğünü de sanmıyorum. Ama düşünmelisin artık. Ozan'ın sağlıksız olmasının cezasını sen çekmeyeceksin tabii ki. Ozan'ın öyle çocuk olduğunu da sanmıyorum zaten. Demem o ki, eğer sen Ozan'ı gerçekten seviyorsan, Ozan'ın malum konudaki beceriksizliğini görmezden geleceksin ki çok sevdiğinden de eminim. Bunda utanacak bir şey yok. Her evli kadın farklı şekillerde birleşmeyi ister. Tabii sen seveceksin diye bir şey yok. Ama olur da Ozan senin ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılayamıyorsa ona yalnızca gülümse ve iyi olduğunu söyle. Birleşmek bir tek çocuk yapma aracı değil. Birleşmede sadece erkeğin zevk alacağı da yalan. Kadın da zevk alır ve bunu kocasından başka hiç kimseyle paylaşmaz. Çünkü kadındır o. Her ne kadar evliliğin sır sandığı erkeklerin olduğu sanılsa da gerçekte evliliğin sır sandığı kadınlardır. Ozan'ın yatakta yaptığı şeyleri veya yalnızca yatakta değil, evliliğinizin her alanda yaptığı şeyleri sen saklayacaksın. Benimle bile paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın. Ayten'im, güzel yüzlüm, şimdi bu yaşlı ananın söyledikleri sana anlamsız gelebilir. Ama inan bana bir evliliği yürütmek çok zordur. Hele ki kadınsan. Böyle konuşarak gözünü korkutmayı istemiyorum. Zaten korkmamalı da. Çünkü elinde tüm hayal kırıcı olan şeylerle baş edebileceğin çok büyük bir silah var. Ayten'in yanaklarına yumurta kırılsaydı şimdi çoktan pişmiş olurdu. Kulaklarındaki uğultuyu bastırarak "Ne silahı?" diye sordu. Çok gerilmişti. Annesi gülümsediğinde dudağındaki kırışıklık gerildi. "Sevgi silahı kızım, sevgi silahı." 18. Bölüm. Büşra teyzenin elinden her bir iş gelirdi. Asıl işi köyde terzilik yapmak olsa da iğnelerle çok vakit geçirdiği için olsa gerek, hemşireliği de fena sayılmazdı. Tabii Buse her zaman bunun tersini söylüyordu. Büşra teyze ampulün içindeki sıvı ilaçla diğer ampulün içindeki toz ilacı birbirine kattı. Sıvı ilaç toz ilaçla buluştuğu ilk anda çok az köpürdü. Sonra yavaş yavaş köpükler dağılmaya başladı ve toz ilaç çözülerek tıpkı bir su gibi pürüzsüz oldu. Rüstem ilacın artık nasıl hazırlandığını neredeyse ezbere biliyordu. Bıraksalar kendisi bile hazırlayabilirdi ilacı. Ama onu hiç kimseye vuramazdı. Hele kardeşi Buse'ye kesinlikle vuramazdı. Büşra teyze hazır olan ilacı şırıngaya çekti. "Buse'yi getir." Rüstem bu kadını hiç sevmiyordu. Kendisine söylediği emrivaki sözlere tahammül edemiyordu. Daha doğrusu Buse ortada olmasaydı edemezdi. Kardeşinin iğnesini vurup az da olsa onun şişkinliklerini ve acılarını dindirdiği için bu kadının söylediklerini istemeyerek yapıyordu. "Git kardeşini buraya getir. Bir tek senin sözünü dinliyor." Annesi bu konuda gerçekten de haklıydı. Buse'nin bir yeri şişip de Büşra teyze geldiğinde annesi Buse'yi ne kadar kandırırsa kandırsın asla salona gelmezdi. Ama peşinden Rüstem gittiğinde en azından salona kadar gelir, masanın üzerindeki şırıngayı görür görmez Rüstem'in elinden kurtularak yine kaçardı. Ayakları şiştiğinde yakalaması daha kolay olurdu Buse'yi. Birkaç metre zıplayarak kaçtıktan sonra mutfak masasının altında saklanırdı. Ayakları şiştiği için masanın altında fazla hareket edemiyor ve Rüstem onu yakaladığında sadece kucağında çırpınmakla kalıyordu. Ama ayaklarından değil de bedeninin herhangi bir yeri şişmişse vay Buse'yi yakalayanın haline. Rüstem çok iyi hatırlıyordu. Bir keresinde Buse bahçede ikiz kardeşi Melek'le oynarken ayağı bahçe hortumuna takılıp fena halde yere kapaklanmıştı. Sol kolu sertçe beton zemine çarpmış, kolunun çarptığı yerdeki küçük şişkinlik 2 saat sonra yumurta kadar büyümüştü. Akşama doğru hala sızlayarak ağlayan Buse, Büşra teyzeyi görür görmez cin gibi oradan oraya koşmuştu. "Acımıyor, gerçekten acımıyor, gerçekten acımıyor" diyerek soluk almadan bağırmıştı. Büşra teyze akşam 7 gibi gelmişti ama Buse'nin iğnesini yapıp evine gittiğinde saat neredeyse gecenin 10'uydu. "Buse!" Rüstem annesinin ve babasının odasına girdi. Orada olduğuna pek inanmasa da yine de eğilerek yatağın altına baktı. Yanılmamıştı. Buse'nin izi tozu yoktu yatağın altında. Rüstem aslında Buse'nin nerede olduğunu çok iyi biliyordu ama ona biraz daha zaman tanımak istiyordu. Keşke hiçbir zaman onun iğne olması için aramasam. Mutfağın ahşap kapısını açtığında az kalsın kapı Melek'e çarpacaktı. "Buse nerede?" Melek bilmiyorum dercesine minik omuzlarını yukarıya çekti. Ama yüzünde her şeyi ele veren o gülümseme vardı. Dünyanın en güzel saçları ve beyaz süt dişleri Rüstem'in küçük kardeşi Melek'teydi. Kestane rengi kıvırcık gür saçları yalnızca kulaklarına kadar uzanıyordu. Tek yumurta ikizleri olduğu için Buse'nin de ikiz kardeşi Melek'ten geri kalan bir yanı yoktu ama ikiz olmaları sadece dış görünüşte bitiyordu. Karakterlerinde hiç ama hiçbir benzerlik yoktu. Melek uysal, sakin, sessiz ve cana yakındı. Buse de cana yakındı ama bazen tatlı şımarıklığıyla cana yakın olması pek de istenmeyen bir şeydi. Ama Rüstem Buse'nin en çok bu vurdum duymaz haline bayılıyordu. Annesinin onca yapma ve karşılığında Buse'nin tamam demesine rağmen Buse'nin yine bildiğini okuması Rüstem'e büyük bir zevk veriyordu. Bunlara rağmen son derece iyi anlaşıyorlardı küçük tatlı kardeşler. Bir zamanlar Rüstem ve Ali'nin anlaştığı gibi. "Yalan söyleme bana" dedi Rüstem. Kardeşinin yalan söyleyip söylemediğini biliyordu ama Meleğin ikiz kardeşini umutsuzca koruması Rüstem'in hoşuna gidiyordu. "Yalan söylemedim Rüstem." Meleğin R harfini söylememesi tatlılığına tatlılık katıyordu. Rüstem mutfağa girdiğinde Buse heyecanla "Rüstem, yalan söylemedim" diye tekrarladı ve yemek masasının yanına geçti. Rüstem hiçbir yere bakmaksızın doğrudan Meleğe söyler gibi "Babam Buse'ye çilekli lollipop aldı. Buse burada olmadığına göre al lollipopu sana veriyorum" dedi. Melek "Hani nerede?" dediği an Buse yemek masasının altından tıpkı bir hayalet gibi fırladı. "Hayır benim, lollipop benim" diye sevinçle bağırıp ayaklarını yere vurarak zıplamaya başladı. Buse'nin daha 2 yaşında olduğunu iddia etmek bile imkansız gibiydi. Çevikliği neredeyse 5 yaşındaki çocuğun çevikliği kadar hızlıydı. Rüstem kardeşi gibi çevik olamasa da hızlı bir hareketle Buse'nin pembe, üzerinde desenli harflerin olduğu, Rüstem hala hiçbir harfi tanımıyordu, tişörtünden yakaladı. Özellikle kolundan tutmadı. Çünkü bu kez Buse'nin sağ kolunun üstü yumru bir sakız kadar şişmişti. Buse her ne kadar itiraf etmese de bu şişkinliğin bir nedeni vardı. O da orta halli aldığı bir darbeydi. Belki yine oynadığı zaman bir yere çarpmıştı kolunu. Belki de bu kez Melek istemeyerek vurmuştu koluna. Her ne kadar uysal olsa da sonuçta Melek de bir çocuktu. Ama sebebi ne olursa olsun zavallı kardeşi yine de bir darbe almıştı işte. Rüstem Buse'yi küçük bir pofuduk yastık gibi kucağına aldı. "Hayır, bırak beni eşek." Buse Rüstem'in kucağında öyle sertçe kıvranıyordu ki atleti beline doğru çıkarak o küçük pürüzsüz göbeğini dışarıda bırakmıştı. "Yalancı, iğne yapacaklar, biliyorum iğne yapacaklar, of bırak beni." Rüstem sabun gibi kaygan olmayı başaran kardeşini kucağında zor tutuyordu. Melek buzdolabıyla fırının olduğu köşeye sinerek korku ve sır tutamamanın verdiği üzüntüyle açılmış gözlerini Buse'nin kan donduran hareketlerine dikmişti. Rüstem zar zor ilerleyerek sonunda mutfaktan çıkmayı başardı. Buse'yi her zaman iğne olması için kucağında götüren kendisi olmuştu. Ama her kucağına alıp da kardeşinin ömür boyu sürecek olan kaderine adımladığında için ve umutsuzca "Bu son olsun Allah'ım" diye dua eden de yine kendisi olmuştu. Evet, dualar bir şeyi değiştirmiyordu. Belki de yeteri kadar dua etmediği için her seferinde nefret ettiği şey kardeşinin derisini deşerek onun damarına giriyordu. Belki de Allah Baba, Molla Yasin'in dediği gibi çocukları çok seven birisi değildi. Belki de Ali'nin dediği gibi, hayır, o geri zekalı. Bir zamanlar Ali'ye bunun demesi Rüstem'in aklından bile geçmiyordu. Orospu çocuğunu düşünmeyecekti. Düşünmemeliydi. Ama yine de acaba şimdi Ali burada, onun yanında olsaydı, ona nasıl teselli vereceğini, hangi kitaptan bir alıntı dediği şeyi yapacağını merak ediyordu. "Babam gelince seni dövecek, seni öldürecek, bırak beni." Rüstem kendi odasıyla salonun kesiştiği koridorun başında durdu. Üst dudağı terlemeye başlamış, üstelik zayıf, seyrek teller gibi tüyler çıkmaya başlamıştı. Yani artık çocukça olan davranışlarını bir tarafa bırakması gerekiyordu. Ama o hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecekti. Önce salona bir göz attı. Daha doğrusu göremediği için Büşra teyzeyle annesinin ne konuştuklarını dinlemeye çalıştı. Pek bir şeyler duyamadı ama fısıltılar ve iç çekişler konunun Buse olduğunu gösteriyordu. Dikkatli bir şekilde kardeşini yere indirdi. Buse'nin kolundaki yumruğu gitgide daha da büyüyor gibiydi. Doğuştan çevik olan kardeşinin ayakları yere değer değmez, bacakları komik bir şekilde hızlı ileri geri hareket etmeye başladı. Ama Rüstem ilk önce tatlı kardeşine yol göstermeliydi. "Benim odama koş" diye fısıldadı abi Rüstem. "Yatağımın altına saklan ama yerini Meleğe söyleme." "İstemiyorum" diye bağırarak "Koş ve çabuk saklan, tamam mı?" Buse parlayan gözleriyle gülümsedi ve "Tamam" diyerek kıkırdadı. Hadi koş. Of, istemiyorum. Rüstem içinden neşeyle ama dışından sinirli bir tonla dur diye bağırdığında Buse çoktan yok olmuştu. Annesinin ne olup bittiğini görmek için yanına geldiğinde Rüstem gülmemek için kendini zor tuttu. Bu kez iyi bir şey yapmıştı ama annesine bunu söyleyip de Büşra teyzenin yanında azar yemesine katlanamazdı. Keşke hep böyle yapabilseydi. Keşke hep böyle yaparak kardeşini ömür boyu iğneden koruyabilseydi. Bir çocuğu getiremeden 2 saattir dedi annesi azarlayarak. Başka vakit olsa Rüstem kendisiyle böyle konuşan annesine çok kızardı ama şimdi içindeki bu yoğun hazzı yok edemezdi. Ama yine de çok kızmış gibi görünmek için kaşlarını tıpkı babası gibi sertçe çatarak "O zaman sen getir" dedi ve evin kapısına sinirle yöneldi. Kapıyı açıp dışarı çıktı ama kapıyı sertçe kapatmadı. Çok ileriye giderse akşam babasıyla yüz yüze geleceğini iyi biliyordu. Gerçi bu umurunda olmazdı ama babasının bağırıp çağırmalarını çekecek durumda değildi. Şöyle köyde dolaşmak için iyi bir gündü. Önce Pınar başına gitmek istedi. Sonra vazgeçerek Pınar'la o iğrenç beyaz şeyin paralelinde olan tepeye çıkmaya karar verdi. Orada Ali ile kendisinin oturduğu bir taş vardı. Orada oturarak sigarasını rahatça tüttürebilecekti. Pınar başına gitmekten nefret ediyordu aslında ama can sıkıntısı insanı her şeyi yaptıracak kadar güçlüydü. Kendisi çocuk olduğu zamanlarda, şimdi kendisini son derece büyümüş olarak görüyordu. Yalnız başına gidemediği için annesi her seferinde Ali'nin de gitmesi için adeta Ali'ye rica etmiyor, yalvarıyordu. Rüstem sinirden köpürecek gibi oluyordu annesinin bu yersiz yalvarışlarına. Oysa yalnızca rica etse, hatta ne ricası, Ali'ye doğrudan bir emir verir gibi "Rüstem'le bize su getir" deseydi yine de Ali koşa koşa giderdi. Şimdi o günleri anımsadığında kendisini 70 yaşında bir ihtiyar gibi hissediyordu. O günler sanki hiç yaşanmamış, yalnızca uzun süre önce gördüğü ve unutamadığı rüyalar gibi geliyordu Rüstem'e. Güneşin bir sürü misafiri vardı. Gri misafirler güneşin her yanına çöreklenmiş gibiydiler ama yine de güneşin herkese yetecek kadar sıcak yemeği vardı. Rüstem biraz terleyip kızarsa da sonunda tepeye çıkmayı başarmıştı. Tepenin üzerindeki yabani otlar ve bitkiler insan boyunun neredeyse geçiyordu. Tepe fazla yamuk yumuk olmadığından çıkan yabani otlar insanın canını acıtmıyor, aksine insan içerisine daldığında sanki insana kucak açıyormuş gibi hissettiriyordu. Rüstem her zamanki gibi onu bekleyen taşa oturdu ve onu saklayan otlara güvenerek sigarasını içmeye başladı. Taşın üzerine oturulduğunda neredeyse esas görüş noktaları görünmüyordu ama bu Rüstem için sorun değildi. Günün bu saatlerinde köyün tüm çocukları şu karşıdaki iğrenç beyaz binanın içinde oluyorlardı. Ali'nin yıllardır özlemle hayalini kurduğu o murdar binanın içinde. Rüstem artık sigarasından değil de sigarasının izmaritinden nefes çekiyordu. Kütüğü son anda yere atmasaydı parmakları yanacaktı. Sigaradan arta kalan minik közleri ayağıyla söndürdü, sigara içmek eskisi kadar tat vermiyor, üstelik boğazını yakıyordu. Ayağa kalkıp dümdüz ilerledi. Tepenin tam ucunda durarak bir zamanlar garip bir duyguyla durduğu gibi tam karşısındaki beyaz binayı izlemeye başladı. Aslında bu aşağıdaki şeye bina demek gülünçtü. Binadan daha çok üzeri kırmızımsı çatıyla kaplı, iyi onarılmış beyaz bir ahıra benziyordu. Tek farkı ahırdan biraz daha yüksekti ve bir sürü penceresi vardı. Çatısının başında Nazım Bey'in sık sık tehlikeli olduğunu söyleyerek çocukları uyardığı üzeri açık bir kablo yığını vardı ve bu üzeri açık kabloları tutan tek şey, daha doğrusu kabloları ezen tek şey 2 küçük çelimsiz taştı. Nazım Bey, Rüstem'in de diğer çocuklar gibi okula gelmesi için annesine ve babasına yılan dili çıkararak yalvarmıştı. Ama Rüstem böyle bir şeyin asla olamayacağını hırçın tavırlarıyla göstermişti ailesine. Hayatını alt üst eden, onu arkadaşsız bırakan iğrenç yere her gün gidip gelmeyecekti. Ali burada da kendisinin yanında olsaydı pekala gidebilirdi ama Ali yoktu ve Rüstem'in canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Her gün yatağa girerken Yarından itibaren onu unutmaya çalışacağım diye kendisine söz veriyor ama yarınlar olduğunda bir önceki günlerden daha çok düşünüp daha çok özlüyordu onu. Pınar'a giderlerken Ali'ye söylediği yalanlarla Ali'yi nasıl utandırdığını, herkesin içinde istemeyerek sözünü kestiği anda ona beslediği o anlık öfkeyi, bazen çocukça davranıp sıkıntısını Ali'ye açıp sonra ona anlattığı için hem kendisinden hem de Ali'den nefret edişini özlüyordu. Ona dair anımsadığı iyi veya kötü her anı Rüstem'e istemediği acılar veriyordu. Bazen de durduk yere ortada hiçbir sebep yokken Ali'yi düşünüp ona içinden müthiş bir öfkeyle küfür ediyordu. Ve az önceki gibi, zaten Ali yanında olduğunda da oluyordu bu, içinden ettiği küfürler için pişman oluyordu her defasında. Ona orospu çocuğu demişti içinden. Kafama taş düşsün. Bir ölüye küfür etmenin verdiği utançla gözleri doldu. Gözyaşları yine izlediği hapishane filmlerindeki mahkumlar gibi isyan ederek özgür olmayı istiyorlardı. Ama bu kez kaçamayacaklardı. Çünkü onları bu sefer kendi isteğiyle özgür bırakmıştı. Yaşlar gözlerinden yanaklarına doğru süzülürken omuzları utancın verdiği ağırlıkla sarsılmaya başladı. Acaba babası en son ne zaman ağlamıştı? Ağladığında yüzü buruşuyor muydu? Onun da mı gözyaşları tuzluydu? Onun da mı omuzları ağlarken kendi omuzları gibi sarsılıyordu? Rüstem bunları hep merak ediyordu ama hiçbir zaman babasını ağlarken göremeyeceğini de biliyordu. Ağladığını görseydi bir tek Hatice'nin mezarının başında ağlarken görürdü ama babası mezarın başında durmadan sigara içmekten başka hiçbir şey yapmamıştı. Ali, Rüstem'i son kez gördüğünde ona Rüstem'in aldığı Küçük Prens kitabını uzatmıştı. Ama Rüstem bir söz vermişti. O kitabı ona Ali okuyacaktı. Bu yüzden kitabı almayıp yalnızca içindeki kağıdı alarak kitabı arkadaşına geri vermişti. Kağıtta Ali'nin Rusya'daki akrabasının ev adresi ve oranın, yani Ali'nin kalacağı bölgedeki ilçenin posta kodu vardı. Ali'nin Rusya'ya gidişinden aşağı yukarı 2 ay sonra Rüstem'in annesi Nazım Bey'e rica ederek kendi adından bir mektup yazıp göndermesini istemişti. Sonunda Nazım Bey elinde 8 sayfalık bir mektupla ilçedeki postanenin yolunu tutmuştu. Cevap mektubu tam 12 gün sonra gelmişti. Nazım Bey yine Rüstemlerin evine geldiğinde elinde 2 zarf tutuyordu. Mektuplardan biri Fatma teyzenin cevap mektubuydu. Diğer mektup ise Ali tarafından Rüstem'e yazılan mektuptu. Nazım Bey annesinin mektubunu okuduktan sonra sıra Rüstem'inkine gelmişti. Nazım Bey zarfın üzerindeki yazıyı okuduğunda gülümsemişti. "Tek dostuma" diye okumuştu. Rüstem bunu duyduğunda Nazım Bey'in yanında nasıl tepki vereceğini bilememişti. Sonunda içindeki duyguyu kendisine saklayarak dışarıya yalnızca pek de umursamadığını gösteren o meşhur gururlu yüz ifadesini vermişti. Mektup şöyle yazılmıştı. "Merhaba canım dostum. Umarım ki keyfin yerindedir. Beni soracak olursan ben iyiyim. Her gün erkenden okula giderek yeni şeyler öğreniyorum işte. Biliyor musun? Nazım abinin arabası var ya hani, Lada Niva. O araba burada. Rusya'da üretiliyormuş. Bunu yıllarca araba mühendisi olmak isteyen ben, yıllar sonra burada, Rusya'da öğrendim. Ne kadar komik değil mi? Bence de değil. Ha, bu arada canım dostum, burada öyle kötü küfür eden çocuklar var ki, senin ettiğin küfürler, bunların ettiği küfürlerin yanında Tolstoy'un kitapları gibi kalır. Umarım alınmamışsındır. Tamam, kızma, şaka yapıyorum yalnızca. Ama sahiden okuldaki çocukları her geçen gün biraz daha tanıyorum ve tanıdığıma bin pişman olarak seni daha çok özlüyorum. En çok da neyini özlüyorum biliyor musun? Bazen farkında bile olmadan kendinle çelişmeni. Benimki de söz ya. Zaten herkes bilmeden kendisiyle bir noktadan sonra çelişmeye başlar. Çelişme ne diye sorarsan, buradan anlatmam çok uzun sürer. Sen iyisi mi boş bir vakitte çelişki ne demek diye sor Nazım abi. Seni böyle şeylerle sıkmak istemiyorum. Zaten ben de buraya gelir gelmez yalnız ders kitaplarını okumaya başladım. Gerçi Rusça çok zor olduğundan pek de bir şey anlamıyorum ya. Anlayacağın, buraya geldiğimden beri bir tane bile bediye eser okuyamaz oldum. Düşünebiliyor musun? Neyse, düşünme. Ha, bediye ne demek diye sorarsan, işte gerçek olmayan ama gerçeğe en yakın olan kurgu kitaplara bediye kitaplar denir. Örneğin İnsan neyle yaşar? Define Adası ve Küçük Prens kitabı gibi şeyler işte. Ha, unutmadan sana o kitabı verdiğimde neden almadın? Biliyorsun, Rusya hatlarını aramak için ilk önce evini satmalısın. Nazım abi mutlaka oradakilerine bunu söylemiştir. Ama kitap okumak için değil de kısa bir sohbet etmek için seni bir gün arayacağım. Kitap konusuna tekrar gelecek olursak o senin bileceğin iş artık. Bana bir söz borcum var ve o borcu bana ödemelisin. Gerçi her ne kadar kitabı ben okusam da Rüstem, sen benim en iyi arkadaşımsın. Hatta en iyisi, tek dostumsun. Ve hep öyle de kalacaksın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendine iyi bak ve seni hiç kimsenin üzmesine izin verme. Sevgilerimle Ali Nimet. Nazım Bey mektubu okuyup bitirdiğinde Rüstem'in duygularından özlem, aklından ise sana söz veriyorum, o kitabı bana okuyacaksın diye katı ve güçlü bir söz veriş geçmişti. Öyle de yapacaktı. Ama ilk önce Ali'nin ölmüş annesine küfür ettiği için pişmanlık, belki biraz da utancın verdiği ıstırapla azıcık sıkıntı çekmeliydi. Rüstem elinin tersiyle gözünü parmağının kenarıyla da akan burnunu silerken Fatma teyzenin o zeki ama bir o kadar da sade olan o güzel yüzünü hatırlamaya çalıştı. Ve hatırlamasıyla ani gelen, durdurulması mümkün olmayan içten bir hıçkırıkla boğuldu. Mektupla böyle bir süre daha soru cevap şeklinde giderlerken 5 aya yakın bir süre içerisinde ne Fatma teyzeden ne de ailesinin herhangi bir üyesinden tek bir mektup bile gelmemişti. Sonunda bu garip olaydan Rüstem'in annesi de huzursuzlanmıştı ve Nazım Bey'i sık sık çağırarak ondan ne olup bittiğine dair bir mektup yazıp göndermesini istemişti. Ve 2 hafta aralıklarla bir düzineye yakın mektup gitmişti soğuklar ülkesi Rusya'ya. Bir tek Araf ailesi değil, Nimet ailesine yakın olan herkes onları merak eder hale gelmişti. Derken son gönderilen mektubun üzerinden daha yeni 3 hafta geçmişti ki postane Nazım Bey'i arayarak bir mektubun geldiğini bildirmişti. Her zaman mektup zarfının üzerinde küçük bir not olurdu. İster Ali'den olsun, ister babasından veya annesinden. Ama bu kez zarfın üzerinde hiçbir şey yazmıyordu. Mektup Ali'nin babası Ekrem abiden gelmişti. Herkese selam olsun. İnşallah sağlığınız yerindedir. Gönderdiğiniz endişe mektuplarından dolayı size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinize minnettarım ve şunu bilmenizi isterim ki bu mektubu gözyaşlarımı tutamayarak yazıyorum. Bu gözyaşları hem sizin sevginize duyduğum özlemin hem de bedbaht bir adam olmanın verdiği üzüntünün gözyaşlarıdır. Bu mektubu yalnızca Araf ailesi değil, bizi seven herkesin, mümkünse çoğunluğu kadın olsun, okumasını ve beni anlamasını istiyorum. Bildiğiniz gibi ya da bir zamanlar gördüğünüz gibi karımın ayaklarında süregelen ağrılar ve şişkinlikler vardı. Ben de başta sizin gibi büyük bir sevinçle karımın hamile olduğunu ve bu yüzden ayaklarında ağrıların ve şişkinliklerin olduğunu düşünmüştüm. Size söyler miydi bilmiyorum ama ara sıra aniden koşturarak gidip tuvalete kusmasına, yerinden hızlı bir hareketle kalktığında başının dönmesine üzülerek ama ilerideki hoş günlerimizi hayal ederek ben de karımın hamile olduğu kanısına varmıştım. Ne zaman gittiğimizi hatırlamıyorum ama doktora gittiğimizde karımın hamile olmadığını öğrenmiştik. Anlayacağınız gibi bunu öğrendiğimizde hayal kırıklığı yaşamıştık. Lakin biliyorsunuz, insanoğlu altından kalkamayacağı bir hayal kırıklığı yaşadığında üzerindeki kırılmış ruh elbisesini çıkarıp onu hemen teselli askısıyla asabileceği ve o astığı ruh elbisesini ömür boyu saklayıp kapısını bir kez bile olsun açmayacağına dair emin olabileceği bir ruh gardırobu aramaya başlar. Bizim de askımız olur da Ali okula başlarsa eğer, böyle bir askı seçtiğimiz için lütfen bizi bağışlayın. Okul ve benzeri şeylerden çıkacak olan masrafları düşünerek böyle olması belki de daha hayırlıdır diye kendimizce teselli bulup geçirmiştik hayal kırıklığımızı işte. Neyse, bunlara bir sözüm yok. Olamaz da zaten. Ama sözüm ona, karımın ağrılarının sebebini öğrenememiştik. İstanbul'a ailecek yolumuz düştüğünde şehirdeki özel hastanelerin birinde muayene ettiririz diye düşünmüştük. Sonuçta ayaklarındaki şişkinliklerden ve mide bulantılarından başka hiçbir sorunu yoktu. Size söylemiştim. Bu gözyaşları bedbaht bir adamın gözyaşları diye. Meğerse karım ilerlemiş rahim ağzı kanseriymiş. Bunu burada Allah'ın tüm gazabının çöktüğü bu soğuk yerde öğrendik. Öğrendiğimiz günün bir hafta öncesi karım ve karımın dayısının eşi, karımın neden böylesine eziyet çektiğini öğrenmek için Petersburg'un en önde gelen özel hastanelerden birine gitmişlerdi. O gün işte olmama rağmen nedense içim çok rahattı. Ne bedbahtmışım da haberim yokmuş. Karım ve akrabası tüm muayenelerden geçip eve gitmişlerdi. Doktor bir haftadan sonra tahlillerin sonuçlarının çıkacağını söylemiş bizimkilere. Karımın bir daha o şişkin ayaklarla otobüse binip bitmek bilmez Petersburg yollarında perişan olmasını istemedim. Onun için iş çıkışı kendim gidip alacaktım tahlillerin sonuçlarını. Gün bitip de ta doktorun odasına kadar süren gerginliğimi anlatmayacağım. Ama eminim beni en çok anlayan Zeynep ve Abdullah olacaktır. Buse için düşündüklerini, onun için çektikleri kara heyecanı ben de karım için çekmiştim. Ve işte kara yazgımızın kağıdı ellerimdeydi. Hani derler ya, herkes kendi ayağından asılır diye. Baştan sona yalan. İnsanlar kendilerini başka insanlara bağlayan ipten her ne kadar kurtulmak isteseler de bunu başaramazlar. Çünkü onları birbirine bağlayan farklı ipler yoktur. Tek bir ip var ve o ipte farklı olan tek şey üzerindeki düğümleridir. Benim Fatma ile olan düğümüm de buydu işte. Elimdeki kağıt parçası artık her şeyin geç olduğunu gösteren silleleriyle vuruyordu yüzüme, kalbime. Bana sanki yaptığımız şeyin cezasını çektiriyormuş gibi şöyle diyordu elimdeki kocaman kağıt parçası. Ona sarılacaksın ama kollarında eriyecek. Ona dokunacaksın ama dokunduğun yer buz gibi olduktan sonra çürüyecek. Kağıt haklıydı. Ona sarıldım ve günler geçtikçe eridi. Ona dokundum ama dokunduğum yer buz tuttu. Ve sonunda buz tutan yer 3 ay önce çürüdü. Petersburg'un mezarlarında Müslümanlar için ayrılan yerlerin hepsi doluydu. Zaten başımıza ne geldiyse kendimiz için yer bulamamaktan geldi. Yapacak bir şey yoktu. Bari bir Hristiyan mezarlığında yatacaksa en azından temiz kimlikli birinin yanında yatsın diye karar verdik ve Fatma'yı 70 yaşlarında vefat eden bir rahibenin yanındaki yere gömdük. Allah ikisine de rahmet eylesin. Şimdi gelelim Ali ile bana. Öncelikle köydeki evimizi satmaktan vazgeçtim. Satmak yerine köye gezmek için gelen insanlara kiralayacağım evi. Bu konuda muhtar Yasin'e bilgilendirici mektubumu göndereceğim yakında. Artık Fatma'nın dayısının evinde kalamayacağımızı siz de anlamışsınızdır. O yüzden Ali'nin okuluna daha yakın olan 4 odalı bir evi gözüme kestirdim. Kirası tam bütçeme uymasa da yine de ikimizin huzuru için, ne kadar huzurumuzun kaldığını Tanrı biliyor ya, en iyisi o evi kiralamak olacak. Yaklaşık 2 hafta sonra taşınmayı düşünüyoruz. Taşındığımızda evin adresini size göndereceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın ve sevdiğiniz insanları erimeden önce kucaklayın. Saygılarımla Ekrem Nimet. 19. Bölüm. Umut vericiydi umutsuzluk. Bu sözcüğün tam olarak anlamını bilmiyordu ama bir kez çıkmıştı kafasından artık. Ya da duygularından. Zil tiz bir ses çıkararak okulu titretti. "Çocuklar," dedi Nazım Bey, heyecanlı öğretmenlerin o bilindik sesiyle. "Bugünlük hepsi bu. Pazartesi tam hazırlıklı olarak görmek istiyorum sizi. Bana ve kendinize bu iyiliği yapar mısınız?" Çocuklar yarı yorgun, yarı da öğretmenlerine duydukları hürmetten taviz vermeksizin çıkardıkları sesleriyle "Evet!" diye bağırdılar. "Çok güzel. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni üzmediğiniz gibi müzik öğretmeniniz İrem Hanım'ı da üzmeyeceğinize inanıyorum." Orta sıranın en sonunda sarı saçlı bir kızın yanında oturan, kafası yeni tıraş olunmuş bir çocuk, "Üzmeyiz öğretmenim," dedi mülayim bir tavırla. "Biliyorum Tarık. Hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın." Nazım Bey sınıftan çıkıp uzun koridorda yürümeye başladı. 8 ay önce belediye başkanı da olmak üzere birçok özel insanın geldiği o gösterişli okul açılışında Nazım Bey gözyaşlarını tutamayarak ağlamış, başardım diyen bakışlarla okulun neredeyse her yerini gözleriyle taramıştı. Şimdi bile birçok şey hala yeni gibi geliyordu. Hayalini kurduğu şeyi günlerce, aylarca, hatta yıllarca Milli Eğitim Bakanlığı ile valinin arasında mekik dokuyarak yaptırmıştı. Biraz bakmanın ayıbı olmaz diye. Öğretmenler odasına girdiğinde dilinin damağına yapıştığını fark ederek çaydanlığı ısınması için sobanın üzerine koydu. Okulda 4 sınıf ve kendisi de olmak üzere 5 öğretmen vardı. Diğer öğretmenin ikisi kadın, 3'ü erkekti. Kadın öğretmenler İstanbul'dan geldikleri için Ekrem'in evinde kira ödeyerek kalıyorlardı. Erkek öğretmenlerin evleri ise ilçeye yakın olduklarından kendi arabalarıyla gelip gidiyorlardı okula. Nazım Bey, Ekrem'e bir mektup yazarak kadın öğretmenlerin kiralarının %5 kadarını kendisinin ödeyeceğini söylemişti. Bundan öğretmenlerin haberi olmayacaktı. Ama sağ olsun Ekrem, Nazım Bey'in o %5 kısmını ödemesine izin vermemiş, kendisi kiranın fiyatından %5 kadar inmişti. Mutlulukla kendi masasına oturarak çayını içmeye başladı. Okulun hem müdürü hem öğretmeniydi. Acaba bunu hiç giyinebilecek miyim diye kendisine sorduğu takım elbisesini artık neredeyse her gün giyiniyordu. Bitmiş bardağını çayla doldurmak için kalktığı sırada odanın kapısı açıldı. ''Aa, burada mıydınız?'' ''Evet İrem Hanım'' dedi Nazım Bey gülümseyerek. ''Son dersim az önce bitti. Çay ister miydiniz?'' ''Ay yok'' dedi İrem Hanım aceleyle. ''Teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Teneffüsten sonra benim de son dersim. O yüzden biraz burada bekleyeyim dedim.'' Çocukların bağırışmaları açık kalan kapıdan mızrak gibi odaya giriyordu. ''Biliyorum, çocuklar sizi çok seviyor. Öğretmenimizi hiç üzmeyiz'' dediler. İrem öğretmenin gözleri hazine bulmuşçasına ışıldadı. ''Gerçekten mi?'' ''Gerçekten.'' İrem Hanım aşağı yukarı 30 yaşlarında zarif bir kadındı. Çok güzel olmasına rağmen hiç evlenmemişti. Eğer Nazım Bey'in hayatı roman olsaydı muhakkak bu kadına aşık olur ve romanın sonunda bu kadınla evlenirdi. Ama hayatı roman değildi. Okulu yaptırmıştı. Önemli kişilerle hatırı sayılır bir ilişkisi bile vardı. Ama bunlar olduktan sonra gitmesini umduğu şeyler hala silik bir bulut gibi bir yerlere saklanmıştı. Demek ki gerçek sorun vicdandaymış dostum diye düşünmüştü bir ara. Ama yanıldığını okulu yaptırdıktan 4 ay sonra anlamıştı. Her yerini delik deşik ederek adeta kendi içinin doktoru ve terzisi olmuştu. Ama vicdanında hiçbir şeyin kalmadığını da görmüştü. Zaten kalması için hiçbir neden de yoktu. Peki bir zamanlar işlediği günahın kefareti hala ona neden ve nereden göz kırpıyordu? Selçuk ve İlyas Hoca neredeler diye sordu İrem Hanım. Nazım Bey pencereden boylanarak okuldan 50 metre uzaklıktaki Pınar'a bakmaya çalıştı. ''Göremedim ama yine Pınar'a gitmiş olmalılar. Malum böyle bir suyu kaçırmak günah olur, değil mi?'' İrem öğretmen muzipçe güldü. ''Haklısınız.'' Nazım Bey pencereden dışarıya bir süre daha bakmaya devam etti. Karşısındaki lanetli tepe yaz aylarında bu ismi daha çok hak etmeye başlardı. Havalar biraz ısınmaya görsün hemen upuzun otlar basardı tepenin her yanını. Hele ki aşağıdaki o acımasız sivri taşlar yok muydu? Nazım Bey'in atının içini dışını çıkaran taşlar. Kısacası tepe tıpkı insan ruhu gibi güzel günlerde gereksizce kasvetli bir karanlığa bürünüyordu. Zilin kulak zarlarını yırtan tiz sesi yine okulu yuttu. ''Sohbet için teşekkür ederim'' dedi İrem Hanım. Sesten dolayı yüzü buruşmuştu. ''Rica ederim, iyi dersler.'' Kadın gittikten sonra Nazım Bey bir süre daha pencereden dışarıya baktı ve acıkmaya başladığını hissettiğinde eve gitme zamanının geldiğini anladı. Keşke her şey acıktığını anladığı kadar kolay olsaydı. Hayvanlar bu konuda da insanlardan çok şanslıydı. Dışarıya çıkmak için kapıya uzandığı an kapı aceleci bir adamın açılışıyla dışarıdan açıldı. ''Kusura bakmayın, biraz geciktik'' dedi 40'lı yaşlarında keçi sakallı adam. ''Estağfurullah, ne kusuru? İlyas Hoca nerede?'' ''İlyas Hoca gelir gelmez derse girdi.'' İlyas Hoca ile Selçuk Hoca okulun İngilizce öğretmenleriydi. İlyas Hoca büyük sınıflara, Selçuk Hoca ise Nazım Bey gibi küçük sınıflara ders veriyordu. Aslında Nazım Bey de büyük sınıflara ders veriyordu ama köyde neredeyse büyük çocuk yoktu. Onun için de yukarı sınıflara verdiği şey dersten öte bir kurs gibiydi. Selçuk Hoca özür diler bir ifadeyle köşedeki dosya dolabına doğru adımladı. Ben de bunun için gelmiştim diyerek üzerinde ders cetveli yazan küçük dosya kağıdını aldı. Tam odadan çıkacakken Nazım Bey, "Selçuk Hoca," diyerek adamı durdurdu. Selçuk Hoca medeni insanlara özgü biçimde olan bir şekilde Nazım Bey'e dönerek, "Efendim Nazım Bey," dedi. "Buraya geldiğiniz ilk günü hatırlıyor musunuz?" Nazım Bey'in bu sorusunun üzerine Selçuk Hoca kuşkuyla, "Evet, tabii ki," diye cevap verdi. "Neden sordunuz?" "Geldiğiniz ilk gün okulun çatısındaki kablo karmaşası herkes gibi sizin de dikkatinizi çekmişti doğal olarak. Bana neden elektrik kabloları o şekilde ve üzerleri açık diye sormuştunuz. Hatırladınız mı?" Selçuk Hoca'nın yüzünde bu kez kuşkudan daha öte sözün nereye bağlanacağını merak ettiğini gösteren bir ifade vardı. Hatırladım. Siz de bana işçilik hatası olduğunu söylemiştiniz." "Doğru, öyle söylemiştim. Ama her ne kadar işçilik hatası olsa da bunu kabul edip yolumuza bakmalı mıyız sizce?" "Yani yapılı bir şeyin elektrik sistemini değiştirmek için bildiğim kadarıyla o yapının elektrik akımının yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu da neredeyse okulun iç mimarisinin yeniden yapılandırılması demektir. Ve buna devlet okulu olarak bir daha para ayrılacağını hiç sanmıyorum." "Haklısınız. Ben de sanmıyorum," dedi Nazım Bey. "Ama çatıya her baktığımda şu soru hep kafamı kurcalıyor. Bir insanın yaptığı bir hata başka bir insanın kaderi olmak zorunda mı?" Selçuk Hoca'nın bakışları hayret çivisiyle yüzüne çivilenmiş gibiydi. Bu çok derin bir konu. İsterseniz bir gün bu konu üzerinde uzun uzun konuşuruz. Malum, şimdi derse gitmeliyim de." "Tabii," dedi Nazım Bey, düşünceler dünyasından kopup odaya dönerken. "Kusura bakmayın, sizi de tuttum gereksiz yere. Lütfen benim yüzümden çocukları daha fazla öğretmenlerinden mahrum bırakmayın." Selçuk Hoca yüzünde çarpık bir nezaket gülümsemesiyle odadan çıktı. Nazım Bey evinin yolunu tutarken "Umut vericiydi umutsuzluk," diye düşündü tekrar. Karnı okulun zilinden beter çalıyordu. 20. Bölüm Temmuz 2001. 2 yıl önce üzerinden ilaçların melankolik kokuları geliyordu. Ta ki karısı rüyasına gelip eczane işinden çıkmasını söyleyene dek. Şimdi de üzerinden kokular geliyordu ama bu kokular ilaç kokusu değildi. Bu kokular ahırın, yünün, kanın ve yağlı et yemeğinin kokularıydı. Burada yaşamaktan bedensel olarak çok sağlıklıydı. Köyün en erken kalkan insanlarından birisine evrilmişti bu sayede. Üstelik şimdi şehirde çalıştığı zamanlardan daha rahat kalkıyordu. Hem burada yaşamak 3 gün önceye kadar çok huzur vericiydi. 3 gün önce karısının verdiği son görevle gitmişti huzuru, vicdanı ve insanlığı. Daha doğrusu o son görevi yaparsa eğer, insan olmanın verdiği tüm ihtiyaçlardan bir anda kurtulacaktı. Artık neredeyse içi dışı bir olacaktı. Rüyasından uyanır uyanmaz, karısı her ne kadar rüyalarında beni arama dese de, karısını arayıp ona bu görevi yapmaması için yalvarmıştı. "Halil, sen deli olmuşsun," demişti karısı, eski kocasının söylediklerini duyduktan sonra. "Lütfen, Aslı, lütfen benden bunu isteme. Bunu yapamam, anlıyor musun? Bunu yapamam," demişti Halil ağlayarak. Karısını arayacaktıysa da hayalindeki arama bu olmamıştı hiçbir zaman. Ama daha karısını aramadan önce de biliyordu bu son görevi de yapacağını. Hatta telefonda karısına yalvardığı sırada beyni o görevi nasıl yapacağına dair fikirler üretmeye çoktan başlamıştı bile. Ama yine de karısının sesini duyar duymaz ondan kaçıp ona sığınmıştı. Karısı sonunda "Eğer beni bir daha ararsan seni polise veririm," diyerek kapatmıştı telefonu. Halil zaten başka bir şey beklemiyordu. Bir mucize olmuştu hayatında. Tanrı azaplarını görüp ona acıdığı için bir mucize göndermişti. Eğer Halil okuduğu kitaplardan edindiği birikimlerinin sayesinde ilk rüyayı önemsemeyip karısının ilk görevini yapmasaydı, şimdi daha bedbaht bir kadere sahip olacağına inanıyordu. Meğerse kitapların durağına çoktan varmıştı. Şimdi mucizeye doğru adımlamaktı en doğrusu ve adımlayacaktı da. Bu son görev onu insan olmaktan azat etse de yine de yapacaktı. Kitaplarda her şey sevgi için, aşk için değil miydi? O zaman Halil mucizeye inanmakta ve mucizesinin söylediği her şeyi yapmakta haklıydı. Demek ki Allah'ın bir bildiği vardı. Demek ki aşk uğruna yapılan şeyler mübahtı. Yapılan o şey her ne kadar insanlık dışı olsa da. Kitaplar haklıydı öyleyse. Zaten kitaplar da bir mucize değil miydi? Evet, kitaplar da bir mucizeydi ama bu mucize başka bir mucizeydi. Bu son görev Halil'i yeniden karısına kavuşturacak olan şeydi. Tabii ilk önce kendi içinde azıcık kalan vicdanın defterini kapatması gerekiyordu. Bu başta çok zor, hatta imkansıza yakın olacaktı. Ama o defter bir kere kapandıktan sonra bir daha kolay kolay açılamazdı. Bu korkunç şeyi yapmakta ona yardım edecek tek şey insan olmasıydı. İnsan bir şeyi çok istediğinde engeller rüzgar olurdu. Ama Halil bu görevi yaptıktan sonra o engelsiz rüzgarın yüzüne çarpacağından endişeleniyordu. Zira rüzgar o iğrenç şeyi yaptıktan sonra esmeye başlarsa eğer Halil biterdi. Zaten son görevi yaptıktan sonra bitecekti ama bu bitişin bir dönüşü olmayacaktı. En küçük bir esinti bile olsa. O deftere her ne kadar borçlu olduysa da defter kesinlikle dönüşü olmayacak şekilde yakılmalı, yok olmalıydı. Ama ilk önce gözlerini kapatarak karısı sağ olsun zaten ince olan vicdan defterini çabucak okumalıydı. Abdullah'la Nazım Bey geliyor dedi Halil pencereden dışarıya bakarken. Gelsinler yavrum, gelsinler. Köyün muhtarı olan Yasin Hoca 2 yıl içerisinde resmen yaşlılığın kollarında tüm toyluğunu yitirmişti. Eskiden köyü baştan sona birçok kez dolaşan ayakları şimdi bahçeye gitmekte bile zorlanıyordu. Yasin Hoca aniden gelen yaşlılığa alışamadığından oturduğu yerden bir kalkışla kalkmaya çalışıyordu ama yaşlılık kökünü yavaş yavaş saldığı için kalkar kalkmaz ya büdürüyor ya da nefes nefese kalıyordu. Günler geçtikçe bacakları daha da güçsüzleşiyordu. Tuvalete gitmesini veya bahçede hava almasını istediğinde artık mecburen Halil'in eve gelmesini beklemek zorundaydı. Yasin Hoca ona yakışmayacak derecede süzülmüştü. Bir zamanlar tombul olan yüzü şimdi eti parçalayıp sarkıtan bıçak darbelerinden farksızdı. Halil gelenleri karşılamak için kapıya doğru yürüdü. Daha misafirler gelmeden kapıyı onlar için açtı. Abdullah içeriye girmeden önce "Hayırdır?" diye sordu Halil'e göz kırparak. Nazım Bey ilk önce Abdullah'a kınayan gözlerle baktı ama 2 saniye sürmeden bakışlarını yere indirerek yürümeye devam etti. Nihayet 3'ü de salona girdiğinde Yasin Hoca'yı uzattığı ayaklarına dalgın dalgın bakarken buldular. "Hoş geldiniz. Geçin, istediğiniz yere oturun," dedi yaşlı adam. Abdullah ve Nazım Bey birer sandalye çekerek yaşlı muhtarın oturduğu, daha doğrusu yarı uzandığı koltuğun önünde oturdular. Halil bir süre ayaküstü kaldıktan sonra sonunda o da bir sandalye çekerek muhtarın karşısına oturdu. "Bildiğiniz gibi yarın Ozan oğlumuzla Ayten kızımızın düğünü var," diye söze başladı muhtar. "Söyleyeceklerim bir tek sizin için değil, köydeki herkes için geçerli." Yaşlı muhtar derin bir nefes aldıktan kısa süre sonra asıl konuya geldi. "Aslında bunu köydeki herkese benim söylemem gerekiyordu ama görüyorsunuz halimi. Tüm köyü ayağıma kadar getiremeyeceğime göre de söyleyeceklerimi tüm köye iletmeniz adına sizi çağırdım. Halil başta olmak üzere köyün en toy erkekleri sizsiniz. Sözünüzün dinlenmesini sağlayın. Malum yarın evlenecek olan Ozan'ı da onun annesini de çok iyi tanıyorsunuz. Meltem'in başında bir kocası yok. Zaten 2 yıl önce bir annenin çekebileceği en büyük derdi de çektiğini hepimiz kendi gözlerimizle gördük, değil mi?" Nazım Bey anlıyormuş gibi kafasını salladı. Abdullah da aynı şeyi yaptı ama onun kafa sallayışı daha çok biliyorum der gibiydi. "Şimdi sizden istediğim şey, başta siz olmak üzere tüm köy halkı olarak o düğüne gitmeniz ve Meltem'in bu mutlu gününde onun yanında olarak ona destek çıkmanız. Benim gibi zelil olmayanlar karılarını da alıp gitsinler. Ne kadar adam olursa o kadar iyi. Ben gidemeyeceğim gördüğünüz gibi. Yaşlı insanlar bazen yaşlılığın el vermediği şeyleri yapamadıkları için utanırlar. Nazım oğlum, Meltem'e tebriklerimi ilettiğinde utancımı da ilet. Abdullah oğlum, kızın hasta olduğu için onu yormak günah olur. Onun için kız ağabeyiyle evde kalabilir. Ama istersen kızın diğer ikiz kardeşini düğüne götürebilirsin. Abdullah bu kez tamam dercesine kafasını salladı. Nazım Bey ise sessizlikten yararlandı. Efendim, siz hiç merak etmeyin. Kendi adıma konuşuyorum ama emin olun ki köyün adından da konuşmuş sayılırım. Köy olarak Fikret'in kardeşine bir düğün borcumuz var ve o borcu ödemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kuşkunuz olmasın. Halil yerinden kalkarak, bu işi de hallettiğimize göre bir çay içeriz ha dedi. Üzerinden hayatın içinde olan tanıdık doğal kokular geliyordu. 21. Bölüm. Bari bu düğünde içme dedi Zeynep, Abdullah'a ütülü beyaz gömleğini verirken. Abdullah Zeynep'i duymamış gibi görünerek gömleğini sessiz sessiz iliklemeye başladı. Tüm köy o düğüne gidiyorsa Meltem şehit annesi olduğu için gidiyorlar. Sen de biraz saygılı ol, içme. Abdullah yatağın üzerindeki pantolonunu alıp giyinmeye koyuldu. Sanki odada ondan başka kimse yoktu. Kemerini bağladığı sırada Meleği giydirdin mi diye sordu. Evet dedi Zeynep. Abdullah yine önemli bir şey yapıyormuşçasına sessizliğe büründü. Zeynep düğün için siyah renkte, üzeri beyaz nakışlarla süslenmiş bir elbise giymişti. Saçlarını da düz bir şekilde tarayarak omuzlarının üzerine dökmüştü. 2 yıl önce siyah olan bu saçların içinde şimdi yer yer beyaz teller görünüyordu. Beyaz teller Zeynep'in kaderinin bir armağanıydı. Odadan çıkıp Rüstem'e seslendi. Melek salondan çıkıp koşa koşa annesinin yanına geldi. "Gidiyor muyuz?" diye sordu Melek. Gözleri sevinçten ışıl ışıldı. 2 yıllık hayatı boyunca ilk kez düğüne gidecekti. "Birazdan" diye karşılık verdi Zeynep. "Ayakkabılarını temiz tut. Orada da sakın yanımdan ayrılma, tamam mı?" "Tamam." "Rüstem!" "Odasında Buse ile oynuyor." Meleğin gözleri aniden doldu. "Ama benimle oynamıyorlar. Hıh." Tüm çocukların ortak bir isteği varsa eğer, o da kesinlikle fark edilmekti. Zeynep bunu bir anne olarak ilk çocuğundan biliyordu. Hatice'den. Kızını kucağına aldı. Meleğin ağırlığı tombul bir yavru tavşanın ağırlığından farksızdı. "Olur mu öyle şey?" Hüzünlenen küçük kızının yanağından öptü. "Rüstem de, Buse de seni çok seviyor. Ama biliyorsun kızım, kardeşim biraz rahatsız olduğu için ağabeyin onu mutlu etmek için onunla daha fazla oynuyor. Hem dün seninle saklambaç oynamadı mı?" "Oynadı." Melek tatminsizlikle ikna olma arasında ikilemde kalarak omuzlarını çekip gözlerini ovaladı. "Aklına böyle şeyler getirme. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sen bizim meleğimizsin." Zeynep gülerek yeniden Meleğin boğazının altından öptü. Melek kıkırdayarak boğazını sağa sola oynattı. Az önceki neşesi dönmüştü. "Hadi gidip abinle kardeşine bakalım." Zeynep kucağında Melek'le birlikte Rüstem'in odasına girdiğinde gördüğü şeyin karşısında dona kaldı. Rüstem kız kardeşini omuzlarının üzerine çıkartıp odanın içinde vahşi hayvan sesi çıkartarak dönüyordu. Bir zamanlar Abdullah'ın Hatice ile yaptığı gibi. Gözünden akan yaşlar beraberinde makyajını da sürüklüyordu. Melek, Buse ve Rüstem annelerini aynı bakışlarla süzüp aynı ses tonlarında "Ne oldu?" diye sordular. "Hiçbir şey" dedi Zeynep ve dudaklarına yaydığı o gülümseyişle "Kurban olurum size" diye de ekledi. Şen şakrak olan Buse bile artık gülmüyordu. "Anne ağlama" dedi Melek. Minik eliyle annesinin yanaklarına akan gözyaşını sildiğinde eli göz kaleminin siyahlığıyla kaplandı. Meltem şehit annesi olarak acı çekmişti ve hala da çekiyordu ama Zeynep de bir anneydi ve o da ölen kızını çok özlüyordu. Rahmetli Fatma abla zamanında Zeynep'e her ne kadar "Biliyorum zor olduğunu ama şükretmeli ve sabır olmalısın" dese de Zeynep hayat dolu olan kızının canında neden en nadir hastalıklardan birinin olduğunu anlamıyordu, anlayamıyordu. Bu hayatta bildiği bir tek şey varsa eğer, o da bir daha çocuklarından herhangi birinin başına kötü bir şey geldiği an delireceydi. 3 çocuğunun da yanaklarından öptükten sonra "Rüstem, dışarıya çıkmak isterseniz kardeşinin dizliklerini takmayı unutma. Buse'yi sakın dizliksiz dolaştırma" dedi. Rüstem kafasını sallayarak onayladı. Sonra Melek'in pembe atlama ipini yerden aldı. "Buse, sen Melek'le ipin diğer ucundan çek, ben de diğer ucundan. Bakalım kim kazanacak?" Rüstem sanki Melek'e dünyaları vermişti. Melek'in sulu badem gözleri sevinçten parlıyordu. Ve ikiz kardeşler büyük ağabeye karşı ip çekme savaşına girdiler. Rüstem çocuk değildi. İpin diğer ucunda Buse'nin de olduğunun farkındaydı. Rüstem onun için her ne kadar güç gösterisi yaparak dişlerini sıksa da kazanan her zaman küçük ikiz kardeşler oldu. Zeynep çocuklarını izlerken ağladığının farkında bile değildi. Hatice de olsaydı belki gerçekten kızlar kazanırdı diye düşündü. Bir anne olarak belki de görebileceği en iyi manzarayı görüyordu. Bu manzarayı seyredemeyen anneler de vardı. Aklına rahmetli Fatma ablanın sözleri geldi ve şükredip gözyaşlarını sildi. Onun da kaderi hastalığını görmezden gelmesiydi. İnsan kendi kaderini görmezden gelerek farkında olmadan ona hayatında daha da büyük bir rol veriyordu. Fatma ablanın yeri cennet olsundu. Zeynep makyajını tazelemek için çocukların odasından ayrıldı. Dudaklarına nemlendirici sürdüğü sırada Abdullah "Hadi gelin" diye hoyratça bağırdı. Düğün Meltemlerin bahçesindeydi. Bahçe düğünden bir ay önce düzleştirilmiş, temizlenmişti. Yaklaşık 150 kişiye yetecek kadar küçük ve büyük, uzun ve kısa masalar vardı. Her masanın üzeri beyaz örtülerle örtülmüştü. Masaların üzerinde portakal suyu, kola, kurabiye ve fındık fıstık gibi benzeri tadımlık şeyler vardı. Ana yemek olarak da kebap olacaktı. Güneş sanki sırf bu düğün için özel parıltılar saçıyordu. Bahçeyi iki yere bölen demir çit çıkarttırılmıştı ve bu yüzden bahçe 2 kat daha genişlemişti. Bahçenin etrafındaki rengarenk güllerin kokusu insanın içine mutluluk dolduruyordu. Masaların üzerinde güzel kokulu kırmızı güllerin yaprakları da vardı. Aşağı yukarı yarım saat geçtikten sonra neredeyse tüm masalar dolmuştu. En yaşlısından en küçüğüne yürüyebilen herkes buradaydı. Melek bir tane kurabiye istedi. Kıvırcık saçlarında beyaz bir kurdele vardı. Zeynep kadınlara oturduğu masanın üzerinden, Abdullah erkeklerle başka bir masada oturmuştu. Bir tane kurabiye alarak kızına verdi. "Üzerine dökme." "Hı." Bahçenin diğer ucunda birazdan damat ve gelinin oturacağı nakışlı güzel bir nikah masası vardı. Bahçenin kapısına bir kamyonet yaklaştı. Kamyonetten ilk önce 3 kişi indi. Birinin elinde kocaman bir davul, diğerinin elinde siyah bir zurna ve aralarında en sıska olanın elinde ise kırmızı bir akordeon vardı. Herkes yerini aldıktan sonra yavaştan düğün başladı. Her şey çok güzeldi. 22. Bölüm. Niyazi 750'lik rakı şişesinin ağzını açtı. "Süleyman Puştu'nun vodkalarına alıştıktan sonra buna dönmek biraz zor olacak" dedi Abdullah. "Ne yapalım? Bize de alışmak düşer değil mi Nazım?" Nazım Bey hafifçe gülümseyerek Abdullah'ın kötücül bakışlarından sıyrılmayı başardı. Masalara hizmet eden garsonlar köyün 13 ile 15 yaş arasındaki delikanlılarıydı. Rakının siftahını Abdullah, Niyazi, Kazım ve Halil yaptı. İlk bardaklar içildikten 10 dakika sonra 15 yaşlarında 2 delikanlı ellerinde 2'şer şişle masaya yaklaştılar. Nazım Bey kebabı tabaklara çekmeler için delikanlılara yardım etti. Kebaplar acılı Adana ve Urfa kebaplarıydı. Abdullah ve Niyazi kebaptan birer tane tabaklarını aldılar. Yeni bir bardağın içilmemesi için hiçbir neden yoktu. İkinci bardağı Halil'siz içtiler. Halil bir bardağın yettiğini söyleyerek çekilmişti. Abdullah'ın gözleri yeniden Nazım Bey'i buldu. "Sen niye içmiyorsun?" "Midem biraz rahatsız" diye yalan söyledi Nazım Bey. Sınıfın tüm çocukları buradaydı ve bazılarının gözü Nazım Bey'in üzerindeydi. Onların yanında içmek bir öğretmen olarak Nazım Bey'e yakışmazdı. Ama pavyonda 16 yaşında olan bir kızla fingirdemek sana çok yakıştı değil mi? Nazım Bey böyle bir günde iyi ya da kötü hangisi olursa olsun düşünmek istemiyordu. İç çatışmasına yetecek kadar kurşunu vardı nasıl olsa ve o kurşunlar hiçbir zaman bitmeyecekti. Aslında bir bardak rakı içip kafasını dondurmak iyi olurdu ama bunun da bir düşünce olduğunu anlayıp yerinden kıpırdanarak çevresine bakındı. Damat ve gelinin nikahları kıyılmıştı ve şimdi de yerlerinde oturuyorlardı. Ozan koltuk değnekleriyle bahçeye inmişti. Zaten başka ne beklenirdi ki? Ama bu kimsenin umurunda olmamış gibiydi. Siyah damatlığın içindeki Ozan çekiciliğiyle herkesin eleştirel bakan gözlerini bağlamıştı. Ayten ise sade ve şık bir gelinlik giyinmişti. Gelinliği gibi makyajı da sade ve güzeldi. Yer yer gözlerinin sevinçten dolması da Nazım Bey'e göre babasının burada olmayışını düşündüğü içindi, saf olan masumluğunu öne çıkartıyordu. Abdullah ve arkadaşları 750'lik rakı şişesini neredeyse boşaltmışlardı. Yeni bir şişenin açılması için son bardakların içilmesi gerekiyordu. Abdullah'ın gözleri kanlı albay gözleri gibi kızarmaya başlamıştı bile. Sarhoşluğun hoyratlığı yavaş yavaş Abdullah'ın yüzüne ve davranışlarına yapışmıştı. Zurna davulun eşliğiyle başladığında oynamak için kalkan diğer insanlar gibi Abdullah da yerinden kalktı ve yalpalaya yalpalaya insanların oynadığı yere doğru yürüdü. Nazım Bey de Abdullah'a eşlik etmeye karar verdi. Her ihtimale karşı ayık bir adamın Abdullah'ın yanında olması gerekiyordu. Ayten annesi ve kaynanası ile utangaç utangaç oynuyordu. Ozan ise alkış çalanların arasında bastonuyla durmuş, oynayan insanları gülümseyerek izliyordu. Zeynep de kucağında Melek'le birlikte ağır ağır ama yüzünden anlaşıldığına bakılırsa eğlenerek oynuyordu. Davulcunun yüzünden terler boşanıyor ama pek de umurunda değilmiş gibi görünüyordu. Tokmağını her davuluna vurduğunda sanki yer sarsılıyordu. Abdullah kollarını açıp hey diye bağırarak oynamaya başladı. Tüm gözler bir anda ona yönelmişti. Abdullah'ın kalıbına rağmen oynaması genç bir delikanlıdan farksızdı. Ayaklarını hızlı hızlı ileri geri oynatarak Süleyman'ın düğünlerde oynadığı gibi Azerbaycan stili oynuyordu. Abdullah'ı oynatan şeyin sarhoşluk olduğunu düğündeki herkes biliyordu tabii ama bu yine de herkesin hoşuna gitmiş gibiydi. Halil de Abdullah'ın yanına geldi ve o da kollarını açarak tıpkı Abdullah gibi oynamaya başladı. Nazım Bey bu garip adamı hiçbir zaman böyle neşeli görmemişti. Abdullah oynayan Zeynep'i gördü, yalpalaya yalpalaya ama son derece hızlı adımlarla Zeynep'e doğru adımladı. Halil Abdullah'ın gerisinden tüm dişlerini göstererek gülümsüyordu. Abdullah Meleği annesinin kucağından çekip kendi kucağına aldı. "Hoppa!" dedi kucağındaki Meleği zıplatarak. Melek küçük işaret parmağının ucunu ağzına sokup kıkır kıkır gülmeye başladı babasının kucağında. Müzik bittikten sonra Abdullah terli dudaklarıyla kızının yanağını öpüp Meleği annesine geri verdi. Nazım Bey de oynamaya çalışmıştı ama bu konuda pek başarısızdı. Müzik bittiğinde çok rahatladı. Abdullah'ın hedefine bu kez Ozan takılmıştı. Ozan'ın yanına vardığında sarhoşların o bilindik sırıtışıyla sırıttı ve kollarını Ozan'ın beline doladı. Dudağını Ozan'ın kulağına yaklaştırarak "Kuşu diyorum yuvasına sokabilecek misin?" diye sordu. Ozan'ın misafirlere verdiği nezaket gülümsemesi hala yüzündeydi ama bu kez gülümsemesi donmuş gibiydi. Nazım Bey Abdullah'ın gerisinden Ozan'a gülümsedi ve Abdullah'ın sarhoş olduğunu söylemek için kaş göz işareti yaparak Abdullah'ı takmamasını ima etti. Sonunda Abdullah'ın kolundan tuttu. "Hadi gel, Kazım seni çağırıyor." "Kazım'ın karısını düzeyim," dedi Abdullah. Kızarıncaya dek güldü ve bir öksürük nöbetine tutuldu. Nazım Bey "Gel su iç biraz dinlen" bahanesiyle Abdullah'ı Ozan'ın yanından ayırmayı başardı. Oturdukları masaya geldiklerinde "Niyazi, nerede kaldın ya? Otur, boğazını yaşla" dedi. Hindistanlılara benzeyen siyah pala bir bıyığı vardı. İkinci şişe de açılmıştı ve ilk bardaklar Abdullah'sız yuvarlanmıştı. Abdullah sanki günlerce su içmemiş gibi ağzına kadar dolu olan sürahiyi boş bıraktı. Bardağın altından akan su damlaları Abdullah'ın çenesinden akıp terden sırılsıklam olan beyaz gömleğinin üzerine dökülüyordu. Halil yüzünü el mendiliyle silerek masaya yaklaştı. "Size iyi eğlenceler, gidiyorum ben." "Nereye?" diye sordu Abdullah. Bardağa 1/4 kadar su döktü. "Çok yoruldum ya, gidip biraz dinleneceğim. Yarın erkenden dana keseceğiz." Abdullah hiç cevap vermeden su döktüğü bardağını rakıyla doldurdu. Su açık sis rengine büründükten sonra bardağını dudaklarına götürdü. Bardağı dudaklarından çektiğinde bardakta neredeyse tek bir damla sıvı bile kalmamıştı. "Eline bir şey mi oldu?" dedi Nazım Bey, Halil'in sol eline taktığı eldiveni kastederek. "Dün bize geldiğinde görmedin mi?" Halil eldivenini çıkartıp baş parmağında sarıklı olan kan lekeli bezi gösterdi. Doğru ya, ben akşam yemeği için et doğrarken siz gitmiştiniz. Nazım Bey kafasını salladı. Geçmiş olsun, git dinlen. Sağ ol. Halil 40 dakika önce Nazım Bey ile Ayten'in gelinliğine bir tam altın takmıştı. Abdullah da Ozan'ın damatlığına bir tam altın iğnelemişti. Bu son dedi Niyazi. Bardağını Abdullah'ın ve Kazım'ın bardağına tokuşturduğunda. 23. Bölüm. Mutluydu ama akşam olacakları düşündüğünde sanki birisi siyah bir tülü kafasından geçiriyordu. Romantik bir dans olmamıştı ama sorun değildi. Zaten olacağını da düşünmemişti. Ozan'ın bir tek ayağıyla dans etmesi olanaksızdı. Ama yine de her şey güzeldi. Her şeye evet dedikten sonra Ozan'ın alnından öpmesi güzeldi. Kendi düğününde içip eğlenen insanları görmek güzeldi. Annen ne dediyse onu yap. Annen ne dediyse onu yap. Annen ne dediyse onu yap. Yapacaktı. Kendisini Ozan'a bırakacaktı. Eğer akşam utancından ölmezse öyle yapacaktı tabii. Şimdi de sıra damatla gelinin birbirine aldıkları hediyeleri vermeye geldi diye bağırdı şarkıcı. Ozan bastonunu bırakıp koltuk değneklerine abanarak ayağa kalktı. Ayten de kalktı yerinden. Kalbi heyecandan çıkacak gibiydi. Ağlasın mı yoksa gülsün mü diye düşünürken kendisini Ozan'la birlikte kalabalığın içinde buldu. Lütfen yüzünüzü diğer tarafa dönün dedi şarkıcı mikrofona. Ayten ve Ozan arkalarını kalabalığa döndüler. Ayten birkaç adamın yaklaştığını ve yere bir şeyler koyduklarını duydu. Kalabalıktan duygusal bir "Aa!" yükseldiğinde Ayten'in heyecanı daha da artıp meraka dönüştü. Acaba Ozan'a aldığı hediye için mi insanlar böyle ses çıkartmışlardı? Yoksa Ozan'ın hediyesi için mi? Şarkıcı, "Hazır mısınız? Dönün!" dediğinde Ayten o duygusal seslerin kimin hediyesi için çıktığını anladı. Ozan bunu nereden bilebilirdi ki? İlk önce Ozan'ın aldığı hediyeye baktı, sonra kalabalığın en önünde duran annesine. Annesi gülümsüyordu. Bu gülümseme, yaşlar gözlerinden izin almadan dökülüvermişti Ayten'e. Ozan'ın hediyesi kırmızı renkte kocaman bir bisikletti. Artık şimdi büyük kadın Ayten'in de bir bisikleti vardı. Evet, belki bisikletin tutacak yerinde mor renkte bir ipi yoktu. Ama yine de bir bisikleti vardı işte. Ozan'ın yanağından öpüp kulağına "Teşekkür ederim" diye fısıldadı. Sonra da annesine bakarak bir zamanlar babasının yanından baktığı gibi "Teşekkür ederim" dercesine kafasını salladı. Bu sırada yanağına bir şey dokundu. Babasının öptüğü öpücükten farksızdı bu. "Ben de teşekkür ederim" dedi Ozan. Ayten Ozan'a siyah renkte bir takım elbise almıştı ve elbise bir mankenin üzerine giyindirerek getirilmişti. Hediyeler takdim edildiğine göre sırada son olarak çiçek yakalama yarışması var. Ayten yeniden döndü, çiçek tutan elini birkaç kez yukarıya ve aşağıya salladı. Sonra ne şimdiyi, ne yarını, ne akşamı, ne sabahı düşünerek elindeki çiçeği başının arkasından geriye doğru fırlattı. 24. Bölüm. "Diğerini uzat" dedi Rüstem. Buse dizliklerinin Rüstem tarafından giydirildiği için hoşnut olmuş gibi gülümsüyordu. Rüstem kardeşinin dizliklerini taktıktan sonra Buse'yi göbeğinin üzerinden tutup yukarıya kaldırdı. "Elimi bırakırsan anneme söylerim. Seni hiçbir zaman dışarıya bırakmaz." Buse ağabeyinin bu tehdidine karşı "Bırakmam ya" dedi tatlı sesiyle. "Tamam o zaman. Tamam." Ve ağabey kardeş beraber dışarıya çıktılar. Rüstem Buse'yi taşlı yerlerde gezdirmemek için dikkat ediyordu. Köy bomboştu. Bu hem zevkli hem de biraz ürkütücüydü. Rüstem, yavaş yavaş batmakta olan güneş sanki bir tek Buse'nin yüzüne kızılımsı ışıklarını saçmak için son kez gökyüzünde durup bekliyordu. Ben ne zaman iyileşeceğim?" Sanki birisi Rüstem'in ağzını açmış, boğazının içine daha olgunlaşmamış bir armut sokmuştu. Sen iyileşmeyeceksin ki." "Bilmem. Herhalde büyüdüğünde." "Büyüdüğünde iyileşeceksin. Çünkü hiçbir zaman iyileşmeyeceğini bileceksin." "İyileştiğimde iğne olmayacağım değil mi? Buse minik elinin üzerindeki iğne yüzünden oluşan sarımtırak çürüklere baktı. Eğer iyileşirsen olmayacaksın. Rüstem konuyu değiştirmek için ağzını açtığı sırada Buse bir daha "Rüstem" dedi. "Neden ben hastayım? Allah baba melek gibi uslu olmadığım için mi beni hasta yaptı? O zaman daha ben doğmadan önce nereden bilebilirdi ki benim uslu olmayacağımı? Bu nasıl olabilirdi?" Buse 2 yaşında bir çocuktu henüz. Şimdi bunları düşünecek akla sahip değildi ki. Rüstem meleğe karşı anlayamadığı bir öfke duydu. Ama kız kardeşini neyle suçlayacaktı ki? "Böyle konuşma" dedi Rüstem. "Günah." "Peki." Buse susarak kafasını aşağıya eğdi. Zikzak şeklindeki dar çığır topraktan ve küçük taşlardan ibaretti. Bir de büyükbaş hayvanların toynak izlerinden. "Aa, Halil geliyor" dedi Buse. Parmağıyla çığırın sol tarafından gelen birini göstererek. Buse Halil'e adıyla sesleniyordu ve gelen gerçekten de oydu. Yanlarına yaklaştıklarında "Oo çocuklar nereye böyle?" diyerek sordu. "Hiç" dedi Rüstem. "Buse'nin canı evde biraz sıkıldı da öylesine geziyoruz." "İyi" dedi Halil. Gözleri bir yerlere sabitlenmişti. "İyi, çok güzel. Peki nereye gidiyorsunuz?" Buse birden atıldı. "Halil, Rüstem'e söyle beni okulun yanındaki tepeye çıkarsın." Rüstem "Olmaz" dedi. Halil ise güldü. "Ağabeyin oraya çıkaramaz seni. Ama babandan istersen seni tepeye çıkarır." "Ama babam düğünde." Halil yavaş yavaş batan güneşe baktı. "Düğün bitmiştir şimdi. Birazdan gelirler." Buse kafasını sallayarak onayladı. Halil yanlarından yaklaşık 20 metre ayrılmıştı ki dönüp yeniden Rüstem'le Buse'ye baktı. Buse adama el salladı. Halil de Buse'ye el sallayıp gülümsedi. "Hadi okulun yanına gidelim" dedi Buse. "Babam gelince görürüz." Ve Rüstem küçük kız kardeşinin yanından öperek onu istediği yere götürdü. 25. Bölüm. "Abdullah" diye bağırdı Kazım. Yanında Zeynep ve Melek vardı. "Ya sen gel, tanımıyor musun Niyazi'yi? Kusup kusup ayılır o." Abdullah, Meltemlerin bahçesinin çalılığına kusan Niyazi'nin yanındaydı. Düğün bitmiş, herkes evine gitmek için ayaklanmıştı. Niyazi bu son diyerek herkeste kadehini tokuşturmuştu. Ancak o son kadeh 3. şişenin dibini gördükten sonra son olmuştu. "İyi misin lan?" dedi Abdullah. Kendisi başlasaydı Niyazi'den daha fazla kusacaktı ama şimdilik tutabiliyordu midesini. Niyazi derinden boğazını temizleyip çalılığa tükürdü. "İyiyim, iyiyim. Oo!" ve yine kustu. Ağzından dökülen kusmuk tıpkı tazikli suyun musluktan dökülmesi gibiydi. Ara ara ve birden. "İyiysen gidiyorum ben." Niyazi kafasını salladı. Öğürdü ve tekrar kusmaya başladı. Abdullah yalpalaya yalpalaya Kazım'ın arabasına doğru yürümeye başladı. Acaba kendisi de mi kusmalıydı? Yok, daha zamanı değildi. Niyazi'yi düşünerek içinden "beleşçi pezevenk" diye geçirdi. Orospu çocuğunun sesi kesilmişti ama Abdullah ne yapıyor diye arkasına dönüp bakmadı. Kazım'ın yanına vardığında "bırak kussun ya, o kadar içen adam her şeyi hesaplayıp içer. O yüzden ister kussun ister bilmem ne yapsın. Kendisi bilir" dedi. Kazım zayıf, kafası beyaz gri tüylerle kaplı bir adamdı. Birisi önceden bilmezse kafasındaki saçın perik olduğuna dair iddiaya girerdi. Abdullah önde oturdu. Zeynep de Melek'le aynı şeyi arka koltukta yaptılar. Abdullah bir zamanlar sevdiği ve Süleyman'ın arabasında defalarca dinlediği Gürcü şarkısı olan "Dari Duri'yi" mırıldanmaya başladı. Yolda giderlerken araba bir kez sallandı ve Abdullah ağzına gelen kusmuğu tüm gücüyle geri yuttu. Ve bu işleri daha da berbat etmişti. Arka koltukta oturan Zeynep, "Kazım kardeş, oğlanı ne zaman evlendirmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu. Kazım diye güldü ve "Vallahi gelecek yaz diyelim inşallah" diye cevap verdi. "İnşallah, inşallah." Dönemeçli yola girdiklerinde Abdullah yine öğürdü. "İyi misin?" diye sordu. Bir yola bir Abdullah'a bakan Kazım. Abdullah iyi olduğunu göstermek için kafasını salladı. "Bizim Niyazi de fazla kaçırdığında senin gibi oluyor. Yine o kusarak midesini boşaltmayı başarıyor. Sen onu bile yapamıyorsun." "Hangi Niyazi?" Kazım endişeli gözlerle Abdullah'ı taradı. "Ya demin içtiğimiz Niyazi yok mu, o işte." Hatırlamıştı Abdullah. Ha dedi ve ağzına dolan balgamı açık olan pencereden tükürdü. Sen de alem adamsına daha demin kiminle içtiğimizi unutuyorsun. Araba okul yoluna saptı ve dümdüz devam etti. Pınarbaşı göründüğünde Pınar'da dur dedi Abdullah. Yüzümü yıkayacağım. Kazım arabayı tam Pınar'ın başında durdurdu. Öyle ki Abdullah ön kapıyı açtığında arabanın kapısı neredeyse Pınar'a çarpıyordu. Arabadan inmeyi başardı ve bu müthiş bir büdüremeye neden oldu. Pınar'ın başına gelerek aşağıya eğildi, dengesini zar zor sağlayarak avuçlarına suyu doldurup yüzüne çarptı. Bunu 3 kez yineledi. Eve gidip şöyle güzel bir sevişmenin vakti gelmişti. Ya da uyumanın. Yok, önce kusmalıydı. Arabaya geri bindiğinde ayılmanın en ufak bir izi yoktu. Tam tersi, arabaya bindiği zaman nerede ve ne zaman içtiğini çoktan unutmuştu bile. Şimdi ayılma oyununu oynama sırası Kazım'daydı. Kendine geldin mi? Abdullah cevap vermedi. Sana dedim, bari bu düğünde içme diye. Neden içtin? Abdullah hoyratça Ozan diye mırıldandı. Ozan bu akşam karısını düzecek. Ne yani onun şerefine içmeyi miydim? Cevap vermeme sırası bu kez Zeynep'teydi. Kazım'ın gelmesiyle araba yeniden hareketlendi. Araba tam okulun önünden geçtiği sırada dur diye bağırdı Abdullah. Geri git. Araba vız sesi çıkararak geri gitmeye başladığında Zeynep Rüstem'le Buse diye fısıldadı. Rüstem ve Buse okulun dış merdivenlerinde oturmuşlardı. Kızım diye bağırdı Abdullah. Buse yüzünde neşeli bir gülümsemeyle babasına doğru koştu. Abdullah kızını koltuk altlarından yakalayıp yukarıya kaldırdı. Bunu yaparken sağ bacağı geri gitmişti biraz. Baba gezelim, lütfen. Zeynep olmaz dedi. Baban sarhoş, gidip biraz uyusun, yarın gezersiniz. Sarhoş sensin dedi Abdullah. Buse'nin yüzüne ıslak bir öpücük kondurdu. Prenses kızım babasıyla gezecek. Rüstem sen annenle eve git hadi. Rüstem sinirli yüzüne bakınca da hadi dedim diye bağırdı. Abdullah yapma, bu halde dolaşamazsın. Daha demin az kalsın düşüyordun. Çok konuşmaya başladın sen. Eve dedim. Kazım çocukları eve götür. Sonra da git evinde yat. Bacım dedi Kazım. Biz gitsek iyi olacak. Tanıyorsun Abdullah'ı. Fazla diretirsek. Ve araba yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Yalnız kaldıklarında Abdullah güzeller güzeli kızım. Nereye gidelim diye sordu. Buse küçük işaret parmağını karşı tarafa doğru uzatarak uzun otlarla kaplı olan tepeyi gösterdi. Oraya. Tepenin eteği ölü ağaçların ölü topraklarıyla kayganlaşmıştı. Abdullah kucağındaki Buse ile tepeye vardığında az kalsın kendi terinde boğulacaktı. Yaramaz kızım babasını yordu. Midesi bulanıyor, uykusu geliyordu. Ama her şeye rağmen tepeye çıkmayı başarmıştı. Rüzgar yoktu ama tepeye varmadan yaklaşık 30 saniye önce uzun otların hışırtısını duymuştu Abdullah. Ya da öyle olduğunu sanmıştı. Baba, hadi oynayalım dedi Buse. Kıvırcık saçları biraz nemlenmişti. Sen benim giysimden tut, ben de kaçmaya çalışayım. Abdullah'ın başı dönüyordu. Buraya ne için çıktığını unutmuştu bile. Düşte olduğunu sanarak sanki yapacaklarının bir bedeli olmayacakmış gibi tamam dedi. Birkaç metre yürüyüp durdular. Otlar yüzünden 1 metre ileriyi bile görmek imkansızdı. En azından Abdullah için öyleydi. Buse kıkır kıkır gülerek babasına doğru adımladı. Süt gibi bembeyaz dişleri öne çıkmıştı. Abdullah kızının pembe tişörtünün arkasından tuttu. En çok kimi seviyorsun? Buse şimdi yarılırcasına gülüyor, babasının elinden kurtulmaya çalışıyordu. Yaramaz kız, duymadın mı beni? En çok kimi seviyorsun? Rüstem'i! Anlayamadım. Abdullah Buse'nin tişörtünü daha da sıkı tuttu. Seni! Buse hala kıkırdayarak babasının elinden kaçmaya çalışıyordu. Abdullah önce korkunç bir kahkaha attı, sonra müthiş bir öksürük nöbetine tutuldu. Öksürük öyle şiddetliydi ki sonunda Abdullah'ı 2 büklüm etmişti. Abdullah öksürdü ve sonra Buse'nin tişörtünü tutan eli aniden boşaldı. Buse korkunç bir sesle "Baba!" diye bağırdı. Ama çok geçti. Buse öne doğru fırlayarak otların arasında kayboldu. Yaklaşık 5 saniye sonra da tepenin aşağısından tok bir çuvaldan çıkan sese benzer bir ses çıktı. Bu sesi duyan Hazreti İsa tüm insanlık adına yeniden acı çekti. Bu sesi duyan Hazreti Musa'nın asası denizleri ayırmadı. Bu sesi duyan Hazreti Muhammed omuzlarını alıp Medine'de gezdirdiği kızını omuzlarından düşürdü. Ve bu sesi duyan Abdullah kendi kusmunun içinde uykuya dalarken ikinci cinayetini işlemiş oldu. Zeynep bir tarafta çığlıklar atarak yüzünü tırmalıyor, Halil de ağlıyordu. Hem de ondan beklenmeyecek kadar sarsılarak. Nazım Bey de bir taşın üzerine oturmuş, eliyle yüzünü kapatarak ağlıyordu. Rüstem öyle çok ağlamıştı ki göz pınarları kuruduğundan diye hıçkırıyordu. Abdullah ise iki jandarmanın kollarındaydı. Kıpırdamadan yalnızca önüne bakıyordu. Buse'nin cansız bedenini sarıp ambulansla morga götürdüklerinde bile tıpkı şimdiki gibi bir tek önüne bakmıştı. Allah'ın cezası, sana dedim içme diye, içme dedim sana. Oy Buse'm oy, kuşlar yas tutsun. Ama Abdullah hiçbir şey hissetmiyordu. Yalnızca ileriye bakıyordu. Yalnızca ileriye. Orospu çocuğu diye birden atıldı Halil. Abdullah'ın kollarına giren iki jandarma askeri olmasaydı, Halil yumruğunu indirecekti Abdullah'ın elmacık kemiğini. Sen nasıl bir yaratıkmışsın köpek? Nasıl kıydın kendi kanına? Nasıl? Halil yeniden Abdullah'a yumruklarını fırlattı ama askerler yine öne çıkarak Halil'in saldırısını engellediler. Sana söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Nazım Bey'in yüzü kağıttan farksızdı. Histeri geçirmiş birine benziyordu. Ama Abdullah hala hiçbir şeyi görmüyor, duymuyor ve hissetmiyordu. Sonunda jandarma askerleri Abdullah'ı arabalarına doğru döndürdüklerinde kalabalığın arasından bir şey ıslık çalarak Abdullah'a doğru uçtu ve Abdullah'ın kafasına çarparak başını yardı. Jandarmalar tekrar döndüler. Senden nefret ediyorum. Rüstem elindeki bir başka taşı yine Abdullah'a doğru fırlattı ama bu kez ıskalamıştı. Jandarmalar bu kez Abdullah'ı hızlıca arabalarına bindirmeyi başarmışlardı. Her ne kadar atılan taşların birkaç tanesi arabanın arka camını çatlatsa da yine de kalpleri acıyan insanların elinden kurtarmışlardı Abdullah'ı. Abdullah 15 gün ilçe karakolunda kaldıktan sonra savcının iddianamesini düzenlemesiyle mahkemeye sevk edildi. Abdullah Araf, bir daha soruyorum. Kızını kasten öldürdüğünü kabul ediyor musun? Evet sayın hakim. Hakim kısa ama etkili bir bakışla Abdullah'ı inceledi. Gereği düşünüldü. Salondaki herkes ayağa kalktı. İbrahim oğlu Abdullah Araf, kasten adam öldürme suçuyla yargılanarak Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Otur Abdullah dedi hapishane müdürü. 35'inde genç ve sağlıklı bir adamdı. Abdullah yavaşça müdürün karşısında oturdu. Efendim, gardiyanın sesinde sadık bir itaatkarlık vardı. Abdullah Araf için en uygun yer 3. koğuş efendim. Müebbet değil mi Abdullah? Abdullah sessiz bir şekilde kafasını salladı. Anladım. Peki madem orası uygun o zaman Abdullah Araf'ı 3. koğuşa alalım. Gardiyan Abdullah'ı götürmek için birkaç adım öne çıktı. Abdullah tam kalktığı sırada müdür gözlerini Abdullah'ın gözlerinin içine dikti. Sanki orada aradığı şeyi bulacakmış gibi. Abdullah, müdürün sesi soru sorar gibi çıkmıştı. Kızını katlettiğin için pişman mısın? Abdullah önce hiçbir şey söylemedi, sonra kafasını ağır ağır salladı. Pişmanım. Vicdan peki? Vicdanın yerinde mi hala? Abdullah bu kez kafasını kaldırıp müdürün yüzüne baktı ama o bakışlarda sinir yoktu. O bakışlarda hiçbir şey yoktu. Anladım. Peki ya hayatında hiç kitap okudun mu? Genç adam Abdullah'ta bir şeyler bulmuş gibiydi. Abdullah okudum dedi ama ne zaman, hangi kitabı okuduğunu hatırlamıyordu. Hangi kitabı okudun Abdullah? Müdür tıpkı Abdullah'la bir çocukla konuşur gibi konuşuyordu şimdi. Hatırlamıyorum. Anladım. Peki Abdullah, kitapların hükümlerine inanır mısın? Yani eğer yine kitap okursan değişeceğine inanıyor musun? Abdullah müdürün ne demek istediğini anlamamıştı. Müdür de Abdullah'ın anlamadığını anlamış olmalı ki, anlamadığını biliyorum. Peki ne dediğimi anlamak ister misin? Abdullah kuşkuyla müdüre baktı, sonra kaybedeceği hiçbir şeyi olmadığını hatırlayarak kafasını salladı. Müdür anlamlı anlamlı gülümsedi. Güzel, çok güzel. Genç adam yüzü yeni tıraş olunmuş gardiyana döndü. Lütfen Abdullah Araf'ı Ateş Fedya'nın koğuşuna koyalım. Gardiyan şaşkınlıkla müdürüne baktı. Ama efendim, Abdullah Araf ağır müebbet cezalı. Onu Ateş Fedya'nın... Biliyorum doğru olmadığını ama her doğru da doğru olmaz. Kendin söylemedin mi Abdullah Araf müebbet cezalı diye? Ben gideceğim, sen de gideceksin. Ama o hep burada kalacak. Ateş Fedya kaç yıldır burada? Yaklaşık 2 yıldır efendim. Peki ya kaç yıl daha burada kalacak? 3 yıl daha efendim. Bak gördün mü? Ateş Fedya bile gidecek. Ama Abdullah hep burada kalacak. Yani Abdullah Araf'ın birkaç yıl Ateş Fedya ile aynı koğuşta kalmaması için hiçbir neden yok, değil mi? Gardiyanın şaşkınlığı birden kabullenişe dönmüştü. Doğru söylüyorsunuz efendim. Müdür ayakta bekleyen Abdullah'a döndü. Ateş Fedya bir hayalperesttir. Hayalperestin ne olduğunu da merak ediyorsan, neyse, zaten ne olduğunu kendin göreceksin. Gülümsedi. Ateş Fedya buranın edebiyat hakimidir. İsmail, lütfen Abdullah Araf'ı koğuşuna götür. 4. koğuş Abdullah'ın izlediği hapishane filmleri gibi değildi. Yani Abdullah'ı görür görmez ona efelik taslayan biri olmamıştı. Onu yan yan süzüp imalı imalı konuşan da olmamıştı. Hatta tam tersine Abdullah gelir gelmez ona iyi davranmaya başlamışlardı. Ben Ömer dedi kendisini tanıtan mahkumlardan bir tanesi. Yüzü her ne kadar soğuk olsa da sıcakkanlı birine benziyordu. Hapishanenin en sakin koğuşu burası. Çünkü burada Ateş Fedya var. Abdullah'ın gözü demir parmaklı kapıdan içeriye girildiğinde sağ köşedeki kocaman kitaplığa ilişti. Bu kitaplık onun mu? Onun, ama onun sayesinde de hepimizin. Peki kendisi nerede? Abdullah küçük koğuştaki 14 kişinin yüzlerini teker teker incelemişti ama Ömer de başta olmakla birlikte hiçbiri kitap okuyan tiplere benzemiyordu. Ateş Fedya sarı hastası. Dün gece bir kriz geçirdi. İlaçlarını kullanıyor ama her yıl yeniden okuduğu kitabı her seferinde okuduğunda cin çarpmış gibi sarsılıyor. Abdullah Ömer'in doğru söylediğine inandı. Çünkü kitaplıktaki kitaplar çok titiz biçimde düzenlenmişti. Ama aralarında bir kitabın boşluğu vardı. Üstelik boşluk kitabın ne kadar hacimli olduğunu da gösteriyordu. Ama öğlen taburcu olduğu haberini verdiler gardiyanlar. Akşam burada olur. Tamam. Abdullah kalkıp koğuşu boydan boya dolaşmaya başladı. Koğuşun merkezinde uzun bir yemek masası, duvarların sol ve sağ tarafında ise 4'er tane ikili ranzalar vardı. Abdullah'ın ranzası soldaki kapıya en yakın olanıydı ve yeri aşağıdaydı. Yukarı ise Ömer'indi. Akşam olduğunda koğuşun siyah demir parmaklı kapısı açıldı. Kapının üzerinde boyanın sert katmanları vardı. Adam gardiyanlardan geçmiş olsun dileklerini aldıktan sonra tüm ihtişamıyla koğuşa girdi. Abdullah adamın neresine dikkat etmesi gerektiğini bilemiyordu. Çünkü Ateş Fedya hayatı boyunca gördüğü, selam verdiği, beraber hayvan sattığı veya beraber sohbet ettiği adamlardan farklıydı. Onu farklı yapan çıkık elmacık kemikleri miydi? Yoksa aşağıya doğru uzanan kara, çalı gibi sakalları mıydı? Ya da kafasındaki siyah fötür şapka mıydı? Abdullah, belki hepsinin bir rolü var diye düşündü. Ateş Fedya tahmin ettiğinde hem daha yaşlı hem daha gençti. Aşağı yukarı 55 yaşlarındaydı. Bir ileriye ve bir geriye attığı adımları Ateş Fedya'nın hastalıklı olduğuna dair bir izlenim uyandırmıştı Abdullah'ta. Ateş Fedya herkesle selamlaştıktan sonra sonunda Abdullah'ı fark edebilmişti. Abdullah o içeriye girer girmez ayağa kalkmıştı. Bunu korkusundan yapmamıştı tabii ama neden yaptığını kendisi de bilmiyordu. Belki de Ateş Fedya daha içeri girmeden Abdullah kaderinin onun ellerinde olduğunu hissetmişti. "Merhaba bayım," dedi Ateş Fedya. Fötr şapkasını çıkarıp reverans vererek. Abdullah Ateş Fedya'nın gözlerinin içine bakmaya çalıştıysa da başaramadı. Çünkü Ateş Fedya'nın o mavimsi gözleri tıpkı lakabı gibi ateş tutup yanıyordu. "Merhaba," diye karşılık verdi Abdullah ve gözleri bu kez Ateş Fedya'nın elindeki kitaba kaydı. Abdullah Ateş Fedya'nın elindeki kitabın ismini okuduğunda kalbi sıkıştı. Tüyleri diken diken oldu. Kitabın ismi Abdullah'ın çocukluğuydu. Kitabın ismi Abdullah'ın onu okumadığı halde öğrendiği her şeydi. Kitap Karamazov Kardeşler'di. "Sanırsam ilginizi çekti bayım." Ateş Fedya elinde tuttuğu kalın kitabı öne doğru uzattı. "Buyurun bir göz atın." Abdullah sanki kendisine lanetli bir şey uzatılmışçasına sarardı. "Hayır, yalnızca kitaplıktaki boşluğun nedeni bu kitap mı diye merak ettim." Ateş Fedya kafasını çevirip kitaplığa baktı. Bu sırada Abdullah Ateş Fedya'yı elinden geldiğince inceledi ama adam yeniden önüne döndü. "Haklısınız bayım. Oradaki boşluk bu kitap yüzünden. Aslına bakarsanız dünyadaki bazı şeyler de bu kitap yüzünden." Abdullah adamın ne dediğini anlayamadı ama yine de "anladım" dedi. "Bu arada geçmiş olsun." "Teşekkür ederim bayım. Siz iyi bir adama benziyorsunuz. Belki fark edemediniz ama içeriye girdiğimden beri hep size bakıyordum." "Evet bayım. Gördüğünüz gibi ben de açık sözlüyüm. Zaten burada olma nedenim de bu." Ateş Fedya bıyık altından gülümsedi. Ama bu gülümseme sıradan bir bıyık altından gülümseme değildi. Bu gülümseme bilgeliğin ve her şeyi biliyor oluşunun gülümsemesiydi. Abdullah adamda bir şeyi daha fark etmişti. Adam her ne kadar aksanlı bir Türkçe konuşsa da Türkçesi oldukça iyiydi. Ama Abdullah'ı şaşırtan şey bu değildi. Abdullah'ı şaşırtan şey Ateş Fedya'nın Rus olmasıydı. "Neyse bayım." Ateş Fedya bumbuz olan eliyle Abdullah'ın elini sıktı. "Her nasılsa birbirimizi daha fazla göreceğiz. Şimdi ise kusuruma bakmayın bayım, biraz dinlenmeliyim. Dün gece zevkli bir nöbet geçirdim ve bu beni biraz yordu. İzninizle bayım." Ateş Fedya gitmek için döndü, birkaç adım atmıştı, yeniden Abdullah'a baktı. Yüzünde yine o bilge gülümsemesi vardı. "Bağışlayın beni," dedi. "Söylemeyi unuttum. Ölüler evine hoş geldiniz bayım." 26. Bölüm. Her şey bir anda değişmiş, bir anda mahvolmuştu. Ve yine her şey eski dönemlerden şimdiki zamana, yani Nazım Bey'in çay içtiği zamana kadar aynıydı. Yine hayat sillesini vurmuştu onu sevmeyen insanların yüzlerine. Vurmuştu vurmasına ama neden her zaman sillenin en büyük can yandıran, hatta can alan kısmı suçsuzların yüzünde patlıyordu? Nazım Bey bardağındaki çayı içtikten sonra yeniden okuduğu kitaba kaldığı yerden devam etti. Günlerce yaptığı tek şey okumaktı. Kitaptan başını kaldırdığı o 15 dakikalarda aklına Buse'nin paramparça olan cansız bedeni geliyordu. En iyisi okumaktı. Her zaman da öyle olmuştu zaten. Saat sabahın 8.30'uydu ve Nazım Bey Gül'ün Adı adlı kitabı okuyordu. Kitabı okurken Buse'nin cansız bedenini görmektense kitaptaki keşiş gibi kitap okuduğum sırada ölmeyi tercih ederdim diye geçiriyordu. Dışarıda birisinin geldiğini bildiren ayak sesleri Nazım Bey'in bahçesine kadar ulaşmıştı. Bahçe kapısı açıldı, sonra tekrar kapandı. Ayak sesleri eve doğru yaklaştı ve evin kapısı vurulmadan açıldı. "Günaydın." "Sana da günaydın. Bir şey mi oldu?" Nazım Bey'inki de soruydu ya. Çocuğun kız kardeşi sarhoş babası tarafından öldürülmüştü. İyimser cümleler böyle zamanlarda yapay ve yapmacık olurdu. "Annem evde yok. Bunu annemin yatağının üzerinde buldum." Rüstem elindeki kağıdı Nazım Bey'e uzattı. Babası ömür boyu hapis cezası aldığından bu yana Rüstem annesinin ve babasının yatak odasına "annemin odası" diyordu. Nazım Bey kağıda şöyle bir göz gezdirdi. Birkaç vurucu söz gördüğünde ise "bitmeyecek mi?" diye içinden geçirdi Rüstem'e bakarak. "Melek de yoktu." "Gel otur. Bir çay iç önce." Nazım Bey Rüstem'e çay getirmesi için mutfağa girdiğinde "Ama Zeynep de Rüstem gibi okuma yazma bilmiyor ki" diye düşündü. Zeynep söylemiş, birisi de yazmıştı herhalde. "Buyur." "Sağ ol." Rüstem çayını içmeye başladığında Nazım Bey masanın üzerinde duran kağıdı alıp okumaya başladı. "Bunu yaparak köyün gözünde ahlaksız bir kadın olacağımı biliyorum. Öyle olmadığımı kanıtlayacak da değilim. Beni bilen bilir. Ama bilmeyenlere de şunu söylemek istiyorum ki ben iki çocuğunu aynı yaşlarda kaybeden bir anneyim. Belki bunu yaparak gözünüzde annelikten de düştüm. Ama şunu bilin ki benim yerimde başka bir anne olsaydı o da aynısını yapardı. İlk çocuğunu hastalıktan, ikinci çocuğunu da babası tarafından öldürülerek kaybetmiş her anne delirir. En azından benim de buna hakkım var artık. Allah'ım, kin duymuyorum, haşa. Ben artık hiçbir şeye duymuyorum. Birazcık kalan şuurumla da elimde kalan tek kızım Meleği de alıp gidiyorum buradan. Bunu her anne yapar. Evet, delirmiş her anne. İnşallah beni hiçbir zaman anlamazsınız. Ama bu böyle. Özür dilemeye gelince de 3 kişiden özür diliyorum. İlki daha 40'ı çıkmayan kızım Buse'den, ikincisi oğlum Rüstem'den ve üçüncüsü ise Nazım ağabeyden. Rüstem'im, oğlum, seni yalnız başına bırakıp gittiğim için beni sakın affetme. Eğer ki beni herhangi bir yerde görürsen durma. Gel orcukta yüzüme tükür. İkimiz de bundan fazlasını hak ettik. Nazım ağabeyden özür dilememin nedeni ise oğlum Rüstem'e bakmasını istediğimden. Nazım ağabey, senin de Rüstem gibi yüzüme tükürmeye hakkın var. Hem de sonuna kadar. Ama beni bir yerlerde görüp yüzüme tükürmeden önce oğlum Rüstem'in yanında olmanı istiyorum. Okusun diye üzerine gitme. Çünkü o artık çocuk değil. Yalnızca ona hayatı öğret ve bir zamanlar annesi olan benim ne kadar iğrenç bir kadın olduğumu ona anlat. Benden bu kadar. Bunu yaptığım için hepinizden özür dilerim. Beni affetmemenize güvenerek içimi bir nebze de olsa rahatlatacağım. Beni sakın affetmeyin. Nazım Bey yazılanları defalarca okudu ve boğazındaki yumruğu yutamayacağını anladı. Kime üzüleceğini, ne yapacağını ve neye şaşıracağını bilemedi. Buse'ye mi üzülecekti, yoksa karşısındaki her şeyden habersiz çayını içen Rüstem'e mi? Peki ya şimdi ne yapacaktı? Zeynep'in kendi zincirlerini kırdığı bu mektubuna mı şaşırmalıydı, yoksa Zeynep'in Halil denen o herifle kaçmasına mı? Evet, Zeynep Halil'le kaçmıştı. Nazım Bey yazılanları ikinci defa okuduğunda bunu anlamıştı. Çünkü el yazısı Halil denen adamın el yazısıydı. Rüstem ne yazılmış diye sorduğunda benim delirme hakkım ne zaman Zeynep diye içinden geçirdi. Nazım Bey Rüstem'e lafı nasıl açacağını bilemeyerek kendi yatağında uyumayı seversin değil mi diye sordu. 27. Bölüm. Bacım, sen Melek'le benim yatağımda yatarsın, ben de salondaki kanepede. Sağ ol, sana da yük olduk. Estağfurullah dedi Halil tüm inceliğiyle. Hiçbir sorun yok. Bana da iyi geldi buraya dönmek. İstanbul'u 2 yıldır görmüyordum nasıl olsa. Doğruydu. İstanbul'u bu kadar özlediğini bilmiyordu. Şimdi ne yapacaksın bacım? Zeynep'in gözleri doldu. Bilmiyorum. Halil hayatında böylesine çaresiz olan birini görmemişti hiç. Ağlama lütfen dedi. Burada bir iş buluruz sana. Unutma, bir ağabeyin var artık senin. Halil Zeynep'e güven dolu gülümsemesini bahşetti. Zeynep elinin tersiyle gözlerini silip kafasını salladı. Sağ ol. Anne, biz burada mı kalacağız? Zeynep'in yerine evet dedi Halil. Biraz büyüdüğünde burada kendi başına arkadaşlarınla oyunlar oynayabileceksin. Ben başkasını istemiyorum. Buse'yi istiyorum. Sus diye parladı Zeynep. Buse yok artık. Buse öldü. Baban kardeşini öldürdü. Melek önce korkudan büyümüş gözleriyle annesine baktı. Sonra gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Çocukların gözleri çabuk dolardı. Tamam dedi Halil. Zeynep'e sakin olmasını söyleyen bir bakış attı. Daha çocuk o. Üzerine gitme. Ellerini birbirine vurdu. Gidip bir çay içelim, sonra da beraber yemeğe gideriz. Yemeğe gitmeden önce Halil pazardan birkaç şey aldı. Bunu ihtiyaç olarak değil, akşamın çabuk gelmesi ve uyuması için yapmıştı. Neyse ki eve vardıklarında saat akşamın 9'u olmuştu çoktan. "Her şey için sağ ol," dedi Zeynep. "Sen de sağ ol." "Rica ederim. Kendini fazla üzme. Bakarsın oğlun da seni anlar. Rüstem çok anlayışlı bir çocuk. Ben delirmiş bir kadınım ama hala yaşıyorum. Ama eğer Rüstem beni affederse işte o zaman öleceğim." Zeynep gözyaşlarına boğuldu. Hıçkırıkları Melek'i tedirgin ediyordu ama Melek bu kez bir şey söylemedi. Saat 11'e çeyrek kala Halil kendisinin ve bir zamanlar karısının olan yatağına yeni çarşaflar serdi. Zeynep ve Melek'e iyi geceler dedikten sonra bir yastık alarak salona geçti. Kalbinin hızının onun yatmasından mahrum edeceğini düşünmüştü ama kafasını yastığa koyduktan 10 dakika sonra uykuya dalmıştı. "Halil," dedi karısı dünyanın en tatlı sesiyle. "Aşkım, her şey bitti değil mi? Artık benim olacaksın ha? Benim olacaksın değil mi?" "Evet," dedi karısı. "Her şey bitti Hazreti İsa. Sana neden böyle dedim? Çünkü sen de en az onun kadar acı çektin. Ama bak, sonunda her şey bitti." "Evet," dedi Halil heyecanla. Gözlerinden yaşlar akıyordu. "Evet, acı çektim ama artık benimsin değil mi?" Karısının gülüşü kuşları kıskandıracak türdendi. "Seninim dedim ya. Lütfen bu kadar sürdüğü için bana kızma. Çünkü beni arama dediğim halde beni aradın. Ama ben sana kızmadım. O yaptığım şey yalnızca nazlanmaydı sevgilim." Gerçekten mi? Halil mutluluktan boğulur gibiydi. "Gerçekten. Eğer ben seni sevmeyip sana kızsaydım, son görevinde bu kadar üst üste harika tesadüfler olur muydu hiç? Olmazdı. Olmazdı. Olmazdı ya. Son görevi yapmadan bir gün önce elini kesmeseydin, emin ol tüm dikkatleri üzerine toplayacaktın. Sana iç defterini kapatman için güç veren de bendim. İç defterini kapattın ve son görevini yaptın." "Yaptım," dedi Halil. "Yaptım sevgilim. Senin sayende yaptım. Bak gördün mü? Seni sevmeseydim, kavuşmamız için bunca kadar şey yapar mıydım hiç? Abdullah denen o adamın o kadar içmesini ben sağladım ve Buse'nin o tepeye çıkma fikrini de ben onun aklına soktum." Aslı birkaç adım atarak eski kocasına daha da yaklaştı. Yüzü ay gibi ışıldıyordu. "İç defterini kapattığını biliyorum ama yine de yanıma geldiğinde hiçbir şeyi düşünmemeni istiyorum. Buse tedavisi olmayan hasta bir çocuktu. Onu sen öldürmeseydin büyüdüğünde acı çekerek ölecekti. Atları düşün. Senin o temiz saf kalbin bacağı kırık bir atın acı çekmesini ister miydi? Buse de tıpkı bacağı kırık bir attı. Onu öldürmedin. Ona ikinci bir hayatı verdin. Kendinle gurur duymalısın sevgilim." Halil birden "evet" dedi. "Hasta ve acı çeken bir çocuktu. Fazla yaşamayacaktı. En iyisini yaptım değil mi? Onu otların arasından yakalayıp sertçe aşağı bıraktım. Acı çekmeden ölsün diye. Kız eğer baba diye bağırdığında Abdullah kızına doğru gelseydi her şey alt üst olurdu. Onu da öldürmek zorunda kalacaktım ve verdiğin görevi yapamayıp günah kazanacaktım." "Bir dakika." Abdullah'ın iki büklüm öksürdükten sonra kusmunun içinde uykuya dalmasına da mı sen sağladın? "Evet, tabii ki ben yaptım. Neyse sevgilim, bunları konuşmak için sonsuz bir zamanımız olacak nasılsa." Aslı Halil'in içine işleyen ve erkeklik dürtülerini çılgına çeviren bir gülümsemeyle gülümsedi. "Şimdi geçtiğin köprüyü de yık ve bana gel. Evde seni bekliyor olacağım." Halil iliklerine kadar hissettiği bir soğuklukla ayağa fırladı. Bunca zamandır fark edemediği şeyi şimdi fark etmişti. Rüyasına karısı geldiğinde uyumuyordu hiç. Gözleri her zaman açık kalıyordu. Giysi çantasını açarak gümüş rengindeki tabancasını çıkardı. Tabancanın ismini unutmuştu ama 7 mermilik olduğunu biliyordu. 7 mermi alıp tabancasına taktı. Duvarda asılı olan saate baktı. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu. "Güzel," diye düşündü. Köprü şimdi 7. uykusundaydı. Yatak odasının kapısını açtı. Zeynep kızı Meleği hafifçe kucaklamış halde uyuyordu. Zeynep'in kafası Meleğin kafasından 80 santim uzaktaydı. Halil Zeynep'in karşısına geçti ve sessizce tabancasını çıkardı. Bunu çocuğunu uyandırmak istemeyen bir baba gibi yapmıştı. Kendisi baba olamadığı halde. Tabancayı Zeynep'in kafasına doğrulttu ve iki el ateş etti. Melek çığlıklar atarak uyandı ve bağrı çatlarcasına ağlamaya başladı. Zeynep'in arkasındaki beyaz duvarda beliren lekeler bir ressamın beyaz tuval üzerinde yaptığı resme benziyordu. Tek farkı duvardaki resim boyayla değil kanla yapılmıştı. Halil arabasıyla yaklaşık 12 kilometre yol gidip karısının evine ulaşmıştı sonunda. Apartmanın ışığı ikinci kata çıkana kadar yardım etti. Yardımların için teşekkür ederim sevgilim. Karısı kapıyı 5. vuruşta açtı. Hadi gel dedi Halil karısının elini tutup içeriye girerek. Çık evimden yoksa polis çağıracağım. Halil karısının nazlarına bu kez aldırmayarak ona gülümsedi. Artık her şey bitti dedi karısına sarılarak. Her şey bitti. Halil eski karısının kafasını göğsüne bastırıp geliyorum sevgilim diyerek karısının kafasından öptü. Karısı debeleniyor, duyulmayan bir sesle bir şeyler söyleyerek haykırıyordu. Aslı debelendi ta ki Halil tabancayı sağ şakana dayayana dek. Aslı eski kocasının kollarında yere yığıldı. Kafasının her iki tarafından açılan deliklerden kanlar dökülüyordu. Halil eline bulaşan kana baktı ve kanlı elini yavaşça dudaklarına götürerek öptü. Seni seviyorum sevgilim dedi ve bu kez tabanca kendi şakağında patladı. 28. Bölüm. Olay yaşanmadan bir gün önce Ateş Fedya, koğuştaki Yılmaz adında birine Genç Veder'in Acıları kitabını okumuştu. Yılmaz aşkına yanıt alamayınca sevgilisine kin duymuş ve 17 yaşındaki sevgilisinin kalbine 2 kez bıçak saplayarak öldürmüştü. Eğer bir tanrı varsa demişti Ateş Fedya, onun yanına en azından pişman bir halde gideceksin bayım. Ertesi gün Yılmaz kitabı okuyup bitirmiş, kitabı Ateş Fedya'ya geri verdiğinde ise yüzü bembeyaz olmuş bir halde hazırım demişti. Ateş Fedya anlayan gözlerle başını salladıktan sonra dolabından çıkardığı havluyu Yılmaz'a doğru uzatmıştı. Yaklaşık yarım saat sonra da Yılmaz tuvalette sağ bileği kesilmiş bir halde bulunmuştu. 26 yaşında olan genç adam ölmüştü. Hiç kimse Ateş Fedya'ya bir şey dememişti. Abdullah'ın merak ettiği şey de buydu işte. Ta ki hapishane müdürünün söylediği şeyi ürpererek hatırlayana kadar. Ateş Fedya buranın edebiyat hakimidir demişti hapishane müdürü. Bu bilge adam gerçekten de öyle görünüyordu. Ateş Fedya günün neredeyse 2 saatini bir köşeye çektiği sandalyesinde oturarak geçiriyordu. Bacağını ötekinin üstüne atıyor, parmaklarını da birleştirerek üstü olan bacağının dizine koyuyordu. Gözlerini karşısındaki boş beyaz duvara anlamlı dikerek saatlerce öylece 2 büklüm oturuyordu. Beyaz duvara diktiği bilge gözleri manasızlıkta mana arıyormuş gibi görünüyordu. Alnının çok açık olması ise beyninin ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu sanki. Burnunun her 2 yanında yaşlılığın ve zayıflığın 2 büyük damar gibi görünen izleri vardı. Bu Rus, filmlerde gösterilen yaptıkları tek şey içmek olan Ruslardan değildi. Bu Rus gerçekten de acı çekiyor gibiydi. Saat 10'a 15 dakika kala ışıklar gardiyanlar tarafından söndürüldü ve herkes gibi Abdullah da ranzasına uzandı. Yaklaşık 2 saat sonra birisi sarsarak onu uyandırdı. "Kalkın bayım," diye fısıldıyordu karanlığın içindeki silüet. "Dişim ağrıyor. Kusura bakmayın ama ben acı çektiğimde siz uyuyamazsınız. Kalkın." Abdullah homurdanarak kalkıp yerinde oturdu. Gözlerinin karanlığa alışmasını bekleyerek "Ne var? Ne oldu?" "Dişim ağrıyor dedim ya bayım. Yoksa duymadınız mı?" "Duydum duymasına da ben ne yapabilirim ki?" "Biraz konuşursak geçer bayım." Ateş Fedya fısıltıyla konuşuyordu ama pürüzlü kalın sesi aynı netlikte çıkıyordu. "Diğerlerini niye uyandırmadın?" Abdullah'ın gözleri karanlığa alışmıştı. Herkes büzüşerek ranzalarında koyunlar gibi uyuyorlardı. Ateş Fedya bir süre cevap vermedi. Sonra Acizliğimden bayım dedi. Acizliğimden. Peki ne konuşacağız? Her şeyden biraz konuşuruz bayım. Abdullah biraz yana kaydı ve Ateş Fedya'ya otur dedi. Ateş Fedya oturduğunda Abdullah onun tam giyinik olduğunu, hatta siyah fötür şapkasını bile taktığını gördü ama bir şey söylemedi. Anlat bakalım. Sahi senin gerçek adın ne? Adımı çok merak ettiyseniz eğer söylerim bayım. Ama bir hayalperest olduğumu ve burada bana Ateş Fedya denildiğini bilmeniz bence yeterli. Ama herkes gibi siz de merak etmişsiniz adımı bir kez. O zaman söylüyorum bayım. İsmim Fyodor Mihailovich Ivan. Fyodor Mihailovich Ivan. Abdullah bu ismi duymuştu duymasına ama nereden duyduğunu... Bir dakika. Sen 2 yıl önce televizyonda adı geçen Fyodor Mihailovich Ivan değil misin? Hani bir sürü Türk muhalefetçiyle yakalanan? Demek televizyonda adımı duyuracak kadar korkmuşlar benden. Bedbah insanlar sizi. Bir hayalperestin nesinden korkulur ki? Yani ismi geçen adam sendin. Bendim bayım. Ateş Fedya bir süre sustuktan sonra ekledi. Bahse girerim, beni ve benimle beraber yakalanan insanları düşman gözüyle servis ettiler size. Öyle yaptılar değil mi bayım? Abdullah cevap vermedi. Çünkü o gün, yani 100 yıl önce Buse'nin ağzından kan geldiği gün, Abdullah televizyonda Fyodor Mihailovich Ivan'ın adı geçtiğinde ona ve onunla beraber yakalananlara orospu çocukları demişti. Hatırlamıyorum. Kesin öyle demişlerdir bayım ve yine bahse girerim ki yakalanan onca insanın içinde bir tek benim ismimi söylediler. Bunu hatırlıyor musunuz bayım? Ateş Fedya bir hayalperestin nesinden korkuyorlar ki demişti ama şimdi Abdullah gerçek anlamda Ateş Fedya'dan korkmaya başlamıştı. Bunları nereden bilebilirdi ki? Bu adam şimdi Bilge'den daha çok Tanrı'ya benziyordu. İnan hatırlamıyorum. Neyse bayım, hakkımda lütfen kötü düşünmeyin. Bana neden kendi ülkendeki sorunlarla ilgilenmedin diye sorabilirsiniz bayım. Haklı olursunuz da. Ama inanın bayım hiç bilmiyorum. İstanbul, güzelim Petersburg'dan sonra en sevdiğim şehir. Neyse bayım, bu konuların sonu gelmez. Zaten buradan çıkar çıkmaz Petersburg'uma geri döneceğim ama burada olduğum için de pişman değilim. Kendiniz de görüyorsunuz ya, hem hapishane müdürü de iyi bir insan. Gerçekten öyledir bayım. Her neyse. Size ölüler evine hoş geldiniz dedim ama ilk önce bakalım ölmüş müsünüz? Söyleyin bayım, neden buraya düştünüz? Ranzaların birinden sinir bozucu bir ses yükseldi. Ya birisi diğer tarafa dönüp yeniden uyudu ya da Abdullah'ın söyleyeceklerine kulak verebilmesi için yastıkta olan kulağını kaldırdı. Ben 2 yaşında olan kızımı öldürdüm. Önce bir sessizlik oldu. Sonra Ateş Fedya, "Ne yaptınız bayım?" diye dehşetle fısıldadı. Siz bir şeytansınız bayım. Lütfen benden uzak durun. Ben bir hayalperestim. Ateş Fedya, Abdullah'ın yanından ayrılarak kendi ranzasına gitti. Şapkasını çıkartıp üzerindeki giysilerle yatağına uzandı. Tanımadığı bir çocuk için, hatta görmediği bir çocuk için ağlamaya başlamıştı. Yaklaşık 10 dakika sonra yatağından kalkarak yeniden Abdullah'ın yanına geldi. "Tamam bayım, bu caniliğinizi dinlemeye hazırım" dedi ve az önceki yerine oturdu. Hala burnunu çekiyordu. Abdullah olan biteni anlattıktan sonra "Aman tanrım" diyerek isyan etti Ateş Fedya. "Sarhoş olduğunuz halde neden bunu kabul ettiniz bayım? O küçük meleği kasten neden öldürdünüz? Ah zavallı meleğim. Peki nereye gömdüler onu?" "Diğer kız kardeşinin yanına gömmüşlerdir." "Başka kızınızda mı öldürdünüz?" diye bağırdı Ateş Fedya. "Hayır" dedi Abdullah. "O hastalıktan öldü." Demir parmaklığın arkasından ayak sesleri duyuldu. "Benim" dedi Ateş Fedya, adı İsmail olan gardiyana. Gardiyan tamam dedikten sonra geldiği gibi uzaklaştı. "Sana neden bulaşmıyorlar?" "Bana mı? Bilmem. Hayalperest olduğum için olabilir bayım. Siz şimdi bunu boş verin. Öldürdüğünüz kızınızın 2 yaşında olmasına rağmen bir dahi olduğunu görmediniz mi bayım?" "Dahi mi?" "Evet bayım, dahi. Sizin hasta diye fikirlerini önemsemediğiniz, düşündüklerine saygı duymadığınız o hastalar Birer dahidirler bayım, birer dahi. Ateş Fedya, Sara ilacından bir tane alıp derin bir nefes verdi. Bu sakallı bilge, insana ait her şeyi biliyordu sanki. Bu da Abdullah'ı çok korkutuyordu. Ateş Fedya ilacını yavaş yavaş dudaklarından çekerek Abdullah'a kuşkuyla baktı. Bir dakika bayım, siz bir katilsiniz. Sizin şimdi 3 numaralı koğuşta olmanız gerekiyor. Neden burada? Bayım, yoksa müdür sizin gözlerinize bakıp kitaplarla ilgili bir şey mi söyledi? Evet, hem sevgilisini öldüren genç delikanlının da bu koğuşta olmaması gerekiyordu ama onu da buraya gönderdi. Ateş Fedya uzun uzun Abdullah'ın yüzünü inceledi. Özellikle de gözlerini. Karanlığa gözleri alışmıştı ama Ateş Fedya'nın bakışları karanlıkta bile her şeyi delip Abdullah'ı soyuyor gibiydi. Anladım bayım dedi Ateş Fedya. Kafasını anlıyormuş gibi sallayarak. Anladım. Ayağa kalktı. Bu gece için çok teşekkür ederim bayım. Dişim fena halde ağrıdığında hiç kimsenin uyumasını istemiyorum. Ama söylediğim gibi bayım, acizliğimden ve utancımdan yalnız her seferinde bir kişiyi uyandırabiliyorum. Bu geceki yoldaşım da siz oldunuz bayım. Ateş Fedya fötr şapkasını çıkarıp Abdullah'a reverans verdi. İyi geceler bayım. Yarın hoşunuza giden bir kitabı alın, okuyun. O kitap bittikten sonra benim seçtiğim kitapları okuyacaksınız. Tamam mı bayım? Tamam dedi Abdullah hiç tereddüt etmeden. Ateş Fedya aniden acı çekiyormuş gibi gülümseyerek içimde var bir buhranlık. Ah ne olduğunu bilsem çözülür insanlık. Oldum olası hep merak etmişimdir babalık. Bu düzen, bu adalet, kimin elinde bu soytarılık diye bir şiir okudu. Güzel şiirmiş. Kimin şiiri? Abdullah gerçekten de şiiri beğenmişti. Ateş Fedya'nın yüzündeki acı dolu gülümseme yerini bıyık altı gülümseyişe bıraktı. Bir hayalperestin şiiri bayım dedi. Bir hayalperestin. Kahvaltıdan sonra Abdullah Romeo ve Juliet kitabını okumaya başladı. Kitaplıkta olan en kısa kitaplardan biri de bu kitaptı. Abdullah kitabın ilk başlarında zorlandı. Sonra sayfalar ilerledikçe Abdullah daha da hızlı okumaya başladı. Kitap 2 aşığı anlatan boş bir kitaptı. Saçma sapan bir şeydi. Abdullah yaklaşık 4 saat sonra kitabı bitirmişti. Kitabı Ateş Fedya'ya verdiğinde "Ne hissettiniz bayım?" diye sordu Ateş Fedya. "Beğendiniz mi?" "Hayır." "Hayır mı?" Ateş Fedya hayal kırıklığı yaşamış gibiydi. "Peki bayım, peki. Yarın istediğiniz bir kitabı daha seçin. Ondan sonra benim verdiğim kitapları okuyacaksınız bayım. Eğer sen bir kitap yazsaydın, bu kitap senin yazdığın kitabın yanında hiç kalırdı" dedi Abdullah. Romeo ve Juliet'i kastederek. "Ben yazmasam da en azından ben yazmışım gibi çok sevdiğim bir kitabım var bayım." "Hangi kitap o?" "Yer altından notlar bayım, yer altından notlar." Ateş Fedya kitabın ismini söylerken sanki aşığının ismini söylemiş gibi gözleri alev alev yandı. "O kitap benim kutsal kitabım sayılır bayım." "Evet, yanlış duymadınız, kutsal kitabım." "Ben de okusam olur mu bayım?" "Evet, tabii ki." Ve Abdullah aynı günün akşamı yer altından notlara başladı. Ertesi gün kitabı bitirip kitaplığa geri koyduğunda "Nasıldı bayım?" diye sordu Ateş Fedya. Ama bu kez yüzünde beklenti yoktu. "Fena değildi. Karakter yok yere kendini perişan ediyor." Ateş Fedya'nın yüzü yaz çiçeği gibi birden açtı. "Demek anladınız bayım. Bu iyiye işaret. Şimdi benim verdiğim kitabı okuyacaksınız." Ateş Fedya kitaplıktan çıkardığı kalın kitabı Abdullah'a uzattı. Abdullah kitabı görür görmez öfkeyle "Hayır, hayır bu olmaz. Asla olmaz" dedi. Abdullah bu kitaba nefret duyuyordu. Bu kitap babasının okuyup okuyup kendisini ve annesini dövmesini sağlayan kitaptı. Abdullah'ın bu kitabı okumaya ihtiyacı yoktu. Ateş Fedya bilgece bakan gözleriyle Abdullah'a kuşkuyla baktı. "Gözünüzü korkutan şey kitabın kalınlığı olsa gerek bayım, değil mi?" Bu adam kesinlikle her şeyi biliyordu. Abdullah bu bilge Rus'tan hiçbir şeyini saklayamayacağını anladı ve çekinerek "Bu kitabın konusu ne? Aile terbiyesi mi?" diye sordu. "Hayır bayım" dedi Ateş Fedya. "Babanız bu kitabı yanlış anlamış olabilir. Bir taraftan haklıdır da bayım. Çünkü kitapların kaderleri insanların elindedir. Tıpkı bizim kaderimizin Tanrı'nın elinde olduğu gibi. Babam olduğunu da nereden çıkardın? Babam olduğunu nereden biliyor? Onu nereden tanıyor? Bir babanız yok mu bayım? Vardı ama öldü. Ateş Fedya bıyık altından yaptığı o bilgece gülümsemeyle yani bir babanız vardı değil mi bayım diye sordu. Abdullah cevap vermeyince de ekledi. Benim babam doktordu. Onu köy halkı zehirlemeseydi emin olun bayım ben zehirleyecektim. Abdullah artık bu adamdan ödü koparcasına korkuyordu. Çünkü kendi babası da köy doktoruydu. Köylüler neden zehirledi babanızı? Babamın birkaç toprak parçası vardı. Ateş Fedya bunları söylerken gözleri hala kinle bakıyordu. Babam köylülere, siz ne dersiniz ona bayım? Ha, buğday. Kendi topraklarına buğday ektirtiyordu. Ama bir görseydiniz bayım, köy işçilerine kan kusturuyordu. Tıpkı sözleriyle bana ve ailemize kusturduğu gibi. Her neyse bayım, köylüler daha fazla dayanamayıp babamın içtiği çaya zehir kattılar. Babam da tahmin ettiğiniz yere gitti. Abdullah ne diyeceğini bilemedi. Sanki görünmeyen kara eller boğazına sarılmıştı. Tamam dedi kararlı ve bir o kadar da gergin çıkan sesiyle. Tamam, kitabı okuyacağım ama ne zaman bitiririm bilmiyorum. Anlaştık bayım dedi Ateş Fedya kitabı Abdullah'a uzatırken. Zamandan çok zaman var burada. İyice okuyun bayım. Bakalım kitabın kaderi sizde nasıl sonlanıyor? Abdullah kitabı 25 gün sonra bitirdi ve kendisini intihar edip etmeme arasında uzun bir düşünce yolculuğuna çıkardı. Ateş Fedya'nın nasıl bilgi olduğunu şimdi anlıyordu. Kitap sanki Ateş Fedya'nın hayatını anlatıyordu ve bir o kadar da kendisinin. Bravo bayım dedi Ateş Fedya sevinçle. Kitabın kaderini benimle bölüşür müsünüz bayım? Ne de olsa 8 kilo verdiniz. Durmayın. Bunu sağlayan kitabı bana yorumlayın bayım. Doğruydu. Abdullah ve diğer mahkumlar haftada bir kez hapishanenin bahçesine çıkıp hava soluyorlardı. Ayda bir kez de teraziye çıkıp kim kaç kilo almış veya vermiş ona bakıyorlardı. Şimdiye dek kilo alan olmamıştı tabii ama mahkumlar arasında ayda en az 5 kilo zayıflayanlar az değildi. Abdullah ise 25 gün içinde 8 kilo vererek hapishanenin kilo verme rekorunu kırmıştı. Bu kitap sayesinde hayatında bir şeyi başarmıştı işte. Bu kitabı yorumlamak imkansız. Ateş Fedya biraz bilgece ve biraz da ukalaca davranarak işaret parmağını havaya kaldırdı. O zaman izin verin sizin yerinize ben kitabı yorumlayayım bayım. Ve Ateş Fedya heyecanlı bir şekilde sanki kitabı kendisi yazmışçasına yorumlamaya başladı. Kitap başta sıkıcıydı sizin için. Bu durum aşağı yukarı 250 sayfa kadar sürdü bayım. Ara sıra merak uyandıran gelişmeler elbette oluyordu ama genel hatlar sizi hem sıktı hem sinirlendirdi. Bir ara zaten kendinizden iğrendiğiniz için kitabı kapatmak ve mümkünse hiçbir kitabın kapağını dahi açmak istemediniz bayım. Sonra kitabın bir noktasında cümleler ayna olmaya başladı ve siz o aynalara bakıp kendinizi gördünüz. Evet, belki de Fyodor Pavlovich sizdiniz ya da Ivan Fyodorovich. Fark etmez bayım. Kim olursanız olun, kitabı okurken boğazınız düğümlendi ve sanki birisi tarafından omuzlarınıza gittikçe ağırlığı artan yüklerin koyulduğunu sandınız. Kendinizi bir zavallı gibi hissediyordunuz ama kitap size zavallı olmadığınızı söylüyordu. Ne yapacaktınız şimdi bayım? Bu saatten sonra kitabı yarım bırakmak da olmazdı ama bir yandan da kitap size acı veriyordu. Bu kez acı çekmemek için kitabın bir roman olduğunu ve her şeyin kurmaca olduğuna kendinizi inandırmak istediniz. Ama birbirinden ayrı olan siyah harfleri her okuduğunuzda kitaba olan inancınız daha da arttı ve acı çekmeye devam ettiniz bayım. Kitap ilerledikçe her şeyin daha erken olduğunu ama bir taraftan da her şeyin çok geç olduğunu düşündünüz. Böyle günler geçti ve kitabı bitirdiniz. Şimdi size soruyorum bayım. Her şey için daha erken mi yoksa her şey için çok geç mi? Hangisi bayım? Abdullah artık bu adam bilge diye düşünmekten yorulmuştu. Cevabını kesin olarak söyledi Ateş Fedya'ya. Her şey için çok geç İvan. Ateş Fedya içe işleyen bakışlarıyla adeta Abdullah'ın gözlerinin ardındakileri görüyordu. Abdullah ağır ağır kafasını sallayarak onayladı. Ateş Fedya bir süre daha Abdullah'ı inceledikten sonra "Tamam bayım" dedi. "Ama son bir kitap daha. Olur mu bayım?" Abdullah yine kafasını salladıktan sonra Ateş Fedya kitaplıktan aldığı kitapla döndü. Kitabın üzerinde bir idam mahkumunun son günü yazıyordu. "Alın bayım. Ama bugün başlamayın. Son kez düşünün. Eğer kararınız hala aynıysa o zaman yarın erkenden okumaya başlayın." Abdullah sabaha kadar düşündü ve herkes sabah kahvaltısını yaptığı sırada o kitaba başladı. Kitap öğlen 4 gibi bitip de Abdullah'ı sarsarak ağlattığında Ateş Fedya diğer mahkumlarla sigara iddiasına kumar oynuyordu. Arı vızıltısına benzeyen sesiyle ağlayan Abdullah herkes gibi Ateş Fedya'nın da kendisine bakmasını sağlamıştı. Omuzları taramalı tüfek gibi sarsılıyor, gerilen dudakları sayesinde öne çıkan dişleri görünüyordu. Ateş Fedya iki büklüm karşısında durduğunda "Hazırım" diye kekeledi Abdullah. Kanlanmış gözleri acı doluydu. "Emin misin bayım?" diye sordu Ateş Fedya. O da sıkıntıyla karşısındaki adama bakıyordu. Abdullah kafasını sallayarak onayladıktan sonra Ateş Fedya kendi dolabından bir tane havlu çıkartıp Abdullah'a verdi. Dolabında en az 10 tane havlu vardı. Abdullah'a verdiği havlu kırmızıydı. Abdullah Ateş Fedya'nın uzattığı havluyu alıp koğuşun diğer ucundaki tuvalete doğru gitti. Tuvaletin çevresi yalnızca 1,5 metre örülmüştü. Ne bir üstü ne de bir kapısı vardı. Abdullah içeriye geçip üzeri kapağıyla örtülmüş klozetin üstünde oturdu ve elindeki havluyu yanındaki paslı çiviye astı. Gözlerini elinin tersiyle sildi ama siler silmez yeniden hıçkırığa boğuldu. Bir daha gözlerini sildi ve çiviye astığı havluyu aldı. Havluyu elinde çevirdiği zaman derisi fena halde yandı. Acıyla havluyu silkelediğinde havlunun içinden bir tane jilet düştü yere. Jileti alıp yine klozetin üstünde oturdu. Gözlerini kapattı ve jileti sağ bileğinin derisine hızlıca bastırıp yana doğru sertçe çekti. Bileğinden fışkıran kanlar kafası kesilmiş bir tavuğu andırıyordu. Abdullah evdeydi şimdi. Salondaki kanepede oturmuş, boş boş ayaklarına bakıyordu. Sonra kapı açıldı. Minik ayaklar sessizce kanepeye doğru ilerliyordu. Abdullah içinden gülümsedi. Ama dönüp gelenin kim olduğuna bakmadı. Çünkü gelenin kim olduğunu biliyordu. Hatice arkadan hızlıca Abdullah'ın beline atladı ve "Dev baba!" diye bağırmaya başladı. Abdullah gülerek ayağa kalkmak istedi ama bunu başaramadı. Oysa defalarca bunu yapmıştı. Şimdi neden başı dönüyordu ki? Derken kapı bir daha aralandı ve bu kez içeriye Buse Araf girdi. Kıkırdıyor, bembeyaz süt dişlerini babasına gösteriyordu. "Babana kalkması için yardım et" dedi Abdullah. Belinde Hatice vardı. Buse gülerek babasının yanına geldi ve minik elini ona doğru uzattı. Elinin üzerinde iğnenin çürükleri vardı. Abdullah kendisine uzatılan ele karşılık kendi elini uzattı. Elleri birbirine değdi ve Buse diğer elini de kullanarak babasının elini çekip onu kaldırmaya çalıştı. Abdullah kalkmak istedi ancak kalkamadı. Karşısındaki kızı gitgide karanlığa gömülüyordu ama bu Buse'nin umurunda değil gibiydi. Kıkırdayarak babasının elini çekiştirmeye devam ediyordu. Abdullah son bir kez daha kalkmaya çalıştı fakat yine aynı şey oldu. Karanlık artık Buse'nin belden aşağısını kaplamıştı. "Hadi baba, dev baba oynayalım" dedi Hatice. Ama Abdullah'ın başı fırıl fırıl dönüyor, kalbi ağzındaymış gibi atıyordu. Yapamam dedi güçlükle. Hatice ince bir ses çıkardı ve "Neden baba?" diye sordu. Abdullah artık anlıyordu nedenini. "Ölüyorum kızım, ölüyorum" diye cevap verdi kızına. Artık görüş alanında hiçbir şey yoktu. Her şey karanlıktı. Bedeni yavaş yavaş gevşediğinden kendini düşüyormuş gibi hissediyordu. Haklıydı da. Bedeni gittikçe gevşiyordu. Ta ki kasları su gibi olana kadar gevşeme sürdü. Gevşedi, gevşedi. Sonra Abdullah Araf kafasını soğuk bir yere çarptığını hissetti. Ama bu fazla uzun sürmedi. Çünkü şimdi bir tek kafası değil, her yeri soğuktu. Her yer karanlıktı. Ama Hatice'nin sesini duyabiliyordu. Hatice sanki bir şeyler söylemeye hazırlanıyor gibiydi. Doğruydu da. Hatice tam bir şey söyleyecekti ki Abdullah'ın kulakları battı ve kızının ne dediğini duyamadı. Ömür boyu duyamayacaktı da. Çünkü Abdullah Araf'ın ömrü bitmişti. Abdullah Araf tüm nefretiyle, pişmanlığıyla ve yaptığı günahlarla beraber kirli ve soğuk zemine yığılarak ölmüştü. 29. Bölüm Haziran 2016. Aynanın karşısına geçip delinmiş boğazını kapatmak için atkısını boynuna doladı. Sonra yanına biraz para ve göndereceği şeyi alarak bahçe kapısında bekleyen taksisine bindi. İlk durağı ilçeydi. Süpürge, mandal ve bunlara benzer şeyler satan ıvır zıvır mağazasından 2 halat aldı, yeniden taksiye bindi ve gidelim dedi. Yalnızca bir tane kalan ses teliyle İstanbul'a vardığında ki tek başına 6 yıldır gelip gidiyordu, 4 ay aralıklarla, çevresine hiç bakınmadan doğruca kız kardeşi Melek'in yanına gitti. Çevresine bakınmak, havayı solumak ya da bol bol güneşe bakmak istemişti. Ama içinden birisi ne gereği var ki diyordu. Pembe, kırmızı ve beyaza boyanmış yurda girdiğinde "Buyurun, hoş geldiniz" dedi genç kadın gülümseyerek. Rüstem yalnızca gülümsedi ve başını eğdi. Konuştuğunda boğazı yanıyordu ve buradaki herkes de bunu biliyordu. Gözleri mutlulukla parlayan genç kadın "Odasında" dedi. Rüstem 2. kata çıktığında her şeyin çok sessiz olduğunu fark etti. Çocuklar ya dersteydiler ya da büyümüşlerdi. Rüstem kardeşinin kapısını 2 kez tıklattı. Buraya en son Şubat ayında gelmişti. Melek kapıyı açıp da ağabeyini karşısında gördüğünde boynuna atladı. Rüstem de duygulanmıştı. Üstelik ağlamayı da öğrenmişti artık. Kardeşi Buse öldüğü günden bu yana gururunu bir kenara fırlatarak kimin ne dediğini aldırmadan ağlıyordu. Ağladığı için boğazındaki yumru acıyordu ama bunu düşünmemeye çalışarak sımsıkı sarıldı kardeşini. Bunu da Ali'den öğrenmişti. 14 yıldır tek bir satır bile yazmayan Ali'den. "Nasılsın? İyi misin?" diye sordu Melek heyecanla. Rüstem gücünü biraz sonra yazdıracağı mektuplara saklıyordu ama kardeşinin sorularına da cevapsız kalamazdı ya. "İyiyim. Asıl sen nasılsın?" dedi robot gibi çıkan sesiyle. Sözcükleri tek tek söylüyor, buna rağmen boğazındaki delik yine acıyordu. Abi kardeş bir süre daha muhabbet ettikten sonra Melek göz ucuyla resimli poşeti işaret ederek "Getirdin mi?" diye sordu. Rüstem kafasını sallayarak onayladı. Her şeyi gibi bu hareketi de babasına benziyordu. Poşeti yerden alıp içinden bir tane halat çıkardı. Halatın bir ucunu Melek'e verdi ve diğer ucunu da kendisi tuttu. Sonra bir zamanlar yaptıkları gibi ip çekme oyununu oynamaya başladılar. Şimdi Melek 15 yıl öncekinden daha güçlü çekiyordu ipi. Rüstem ise şimdi gerçekten de tüm gücüyle abanıyordu ipe. Birden Buse Melek'in arkasından belirdi ve o da minik elleriyle ipi tutarak çekmeye başladı. Rüstem ipe ne kadar abandıysa da olmadı. Çekilerek giden ip elini yaktı ve daha fazla dayanamayıp halatı yavaşça bıraktı. Kazanan yine her zamanki gibi ikiz kardeşler olmuştu. Evet, Rüstem artık hayal de kurabiliyordu. Yanan ellerini üflemeye başladı, Melek ise gülüyor, genç bir kıza yakışacak şekilde temiz olan kıvırcık saçları omuzlarına dökülüyordu. Sonra yüzündeki gülümseme solarken "Keşke Buse de burada olsaydı" diyordu. Rüstem "Hadi, şimdi mektupları yaz" dedi kırık kırık sözcüklerle. Artık konuşmak için topladığı tüm gücünü harcama zamanı gelmişti. Melek yatağının bitişindeki komodinden birkaç kağıt ve bir kalem aldı. Abi söyleyecekti ve o da yazacaktı. Çünkü Rüstem hala okuma ve yazma bilmiyordu. İlk mektup bir rica mektubuydu. Rica mektubunda kısaca şöyle yazıyordu. Sizden iki şey istiyoruz. Birincisi, diğer mektubu yukarıda yazan adrese sağ salim göndermeniz. İkinci isteğimiz ise, ikinci istek yine adresle ilgiliydi ama bu kez adrese gidecek şeylerin sağ salim olması gerekmiyordu. Melek ilk mektubu 10 dakikada, ikinci mektubu ise tam bir saatte bitirebilmişti. Rüstem her söylediği sözcüklerin arasında duraksıyor, bazen de söylemek istediği sözcükleri söyleyemeyip gözleri doluyordu. Ama sonunda her şeyi bitirip de halatları odanın yukarısına asıp ayaklarına birer tabure koyduklarında sanki hiçbir şey yaşanmamıştı. Omuzlarında hiçbir yük kalmamıştı. Rüstem tabureyi Melek'le beraber devirdi ve yalnızca birkaç dakikalık boğaz ağrısı çekti. Ama boğazındaki acı da tıpkı kendi hayatı ve kardeşlerininki gibi kısa sürmüştü. 30. Bölüm. İyi akşamlar sevgilim dedi kapıyı açan güler yüzlü karısı. İyi akşamlar diye tekrar etti Ali ve güzel sarışın karısını dudaklarından öptü. Öpücüğü ne uzundu ne de kısa. Yorgunluğun öpücüğüydü bu. Birden karısının küçük modeli gibi duran kızı uzun koridorun başından "Baba!" diye bağırarak koşup babasının üzerine atladı. Ali kızı Polina'yı kucağına aldı ve her iki yanağını kopartırcasına öptü. Akşam yemeğinden sonra karısı elinde bir zarfla salona girdi ve elindeki zarfı Ali'ye uzatarak "Sana mektup geldi" dedi. Ali "Bana mı?" diye hayretle sordu. Karısı Nastenka kafasını salladı ve Ali'nin içini ısıtan bir gülümsemeyle gülümsedi. Nastenka ile tanıştığında yaşlı babası inşaatta çalışıyordu. Daha doğrusu Nastenka ile tanışmadan 3 gün önce babasının kafasına çalıştığı inşaatın 3. katından bir tuğla düşmüş ve babası olduğu yere yığılarak ölmüştü. Ali o zamanlar üniversiteyi yeni bitirmiş ve şimdi araba mühendisi olarak çalıştığı markada yeni işe başlamıştı. O sırada Nastenka, oyuncak bebeklerin sarılığında olan saçlarıyla okuluna gitmek için her gün otobüs durağında otobüs bekliyordu. Ali her sabah işe giderken daha körpe olan genç Nastenka'yı gözüyle kesiyor, ilk fırsatta kızla tanışmak istiyordu. Bir cuma sabahı bu da oldu. Ali o gün işten izin almıştı. Sırf körpe Nastenka ile tanışmak için. Nastenka her zamanki gibi o sabah da okula gitmek için otobüs bekliyordu. Ali yanına gidip konuştuğunda Nastenka yüzünde güller açarak Ali'nin her dediği şeye gülümsemiş ve Ali'nin çıkma teklifini kabul etmişti. Sevgili olduktan yaklaşık 3 ay sonra da Ali hem babasını hem de küçük yaşta kaybettiği annesini özleyip teselli vermesi için yalnız yaşayan Nastenka'nın evine gitmişti. Petersburg böyleydi. İnsan güzelliğine baktığında hüzünlenir, kendisini dünyanın en ağır yükünü taşıyormuş gibi hissettirirdi. Ali ve Nastenka 3'er kadeh içtikten sonra ilk kez sevişmişlerdi. Ali o gece ilk kez yapmanın heyecanı olsa gerek, Nastenka ile üst üste 3 kez sevişmişti. Nastenka'nın bakire olduğunu ummuş, içine girdiğinde kanamanın başlayacağını sanmıştı. Ama bunun yerine Ali, Nastenka'nın içine girdiğinde Nastenka yalnızca zevkle inlemişti. İşte o anda Ali'nin köydeki tüm anıları hızlıca gözünde canlanmıştı. Köyü, köyün büyüklerini, köyün adetlerini ve uzun yıllar sonra ilk kez Rüstem'i anımsamıştı. Kendisini zorlayarak yeniden anıları gözünde canlandırmak istedi ama başaramadı. Alttan gelen sıcaklık kulaklarına tırmanıyor, aklındaki tüm düşüncelerini o anlık silip yok ediyordu. Bu şey 2 kez daha seviştikten sonra sürmüştü. Kim bilir, belki de bunun nedeni Rusya'ya geldiğinden beri edebi kitap okumamasından kaynaklanıyordu. 4 ay sonra Nastenka ile evlenip 1 yıl sonra da kızı olduğunda yine de bir şey değişmemiş, aksine anılara karşı daha umursamaz olmuştu. Ali artık iş adamı denilen tiplerden olmuştu. Ama şimdi zarfı alıp üzerindeki yazıyı okuduğunda kalbine hançer saplanmış gibi hissetti. Boğazı düğümlendi. Zarfın üzerinde "Tek dostuma" yazıyordu. Ali'nin kalbi gümbürdüyordu. Ama dışarıdan biri onu gördüğünde dünyanın en sakin insan olduğunu sanırdı. Zarfı dikkatle açarak içindeki uzun mektubu çıkardı. Kalbinin çarpıntısının biraz dinmesini bekledi ama dinmeyeceğini anlayarak tarifsiz bir gerilim ve heyecanla tek dostunun mektubunu okumaya başladı. Öncelikle hiç kitap okumayan biri olarak bu kadar uzun mektup yazdığım için utandığımı bilmeni istiyorum. Daha doğrusu söylediklerimi kardeşim Melek yazıyor. Neden sen yazmadın diye sorabilirsin. Sorduğunu varsayıyorum ve cevap veriyorum. Okumadım. Çünkü o beyaz sıvalı şeyler en iyi arkadaşımı elimden aldı. Biliyorum. Köprünün altından çok sular geçti. Ama inan bana, insanın kini başladı mı onu sevgiden başka hiçbir şey kurtaramaz. Bildiğin gibi ben de kurtulamadım. Ama pişman mıyım? Değilim aslında. Çünkü umut denilen şeye her ne kadar inanmasam da sanırım onun sayesinde şu an bu mektubu sana yazıyorum. Umut etmek, tanımadığım bir yabancıya güvenmek demektir. Neyse, sana merak ettiğini düşündüğüm şeyleri anlatayım. Sonra da sana söz verdiğim şeyi tutmaya çalışacağım. Tabii dostum olarak yardım edersen. İlk önce kaderimin ya da kaderlerimizin nasıl ilerlediğinden başlayayım. Ve Rüstem, genç yaşta olmasına rağmen sürekli kader sözcüğünü kabullenmiş gibi kendi başından geçenlerde olmak üzere köydeki herkesin hayatını tek tek yazmıştı. Ali'yi en çok etkileyen kaderler dostunun ve Nazım Bey'in kaderleri olmuştu. Küçük Buse babası tarafından öldürülmüştü ve Halil denilen o manyak da annesini öldürmüştü. Melek ise çocuk esirgeme yurduna verilmişti. Bu mektubu da oradan yazıyordu. Rüstem, Nazım Bey'in kaderini ise şöyle yazmıştı. Dediğim gibi, annem de beni terk edip o deli herifle kaçtığında mektubunda beni Nazım Bey'e emanet etmişti. Ben de kaderime gururlu bir şekilde boyun eğdim ve geceleri kendi odamda değil Nazım abinin odasında ağlamaya başladım. Nazım abi onunla yaşamaya başladığımda yalnızca bir kez okula başlamam için ısrar etti. Kabul etmediğimde ise hiçbir zaman yinelemedi. Kendisinin tekliflerine hayır dediğim zamanlarda olduğu gibi yine sol eline uzun uzun baktı ve kafasını sallayarak kabullendi. Neden her defasında sol eline öyle baktığını sormadım ama şimdi keşke sorsaydım diyorum kendime. Gerçi bana doğruyu söylemezdi yine de. Her ne kadar acı veriyor olsa da insan yine de merak ediyor işte. O gün okul kapısının önünde durmuş, neden konuştuğumuzu unuttum ama gevezelik ediyorduk yine. Yağmur yağıyor, siyah bulutlar birbirine çarparak şimşek çıkarıyordu. Ben de kime ne anlatıyorum? Neyse, hayatında bir şey yapıp kendini yüce gören insanlar gibi ben de kendimi bir şey sanıyorum şimdi. Bakma sen bana. O gün sohbet ettiğimiz sırada aniden rüzgar fena halde sertleşti ve okulun çatısındaki kablo yığınını kopartırcasına yere fırlattı. Elektriğin Allah'ı üzerime doğru düşerken Nazım abi sağ eli boşta olmasına rağmen sol elindeki çantayı yere atıp hızlı bir şekilde kafama düşmekte olan topa benzer elektrik kablolarını çıplak eliyle tuttu. Dişleri birbirine girdi ve yere yığıldı. Ama sana yemin ederim dişleri birbirine girdiğinde bana baktı ve gülümsedi. Ben senin gibi kitap okumadığım için o gülümsemeyi sana betimleyemem. Ama sana yemin ederim Ali, o gülümsemede kurtuluş vardı. Sanki söylemediği bir şeyi söylemiş gibiydi o an. Annem ve babamın mezarı İstanbul'un bir mezarlığında olmalı. Onların mezarının yerini tam olarak bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama Nazım abinin mezarı Hatice'nin mezarı gibi ilçede. Allah her ikisine de rahmet eylesin. Rüstem 4 yıl önce sigara yüzünden gırtlak kanseri olduğunu ve kanser olduğunu öğrendikten 8 ay sonra da ameliyat olduğunu yazmıştı. İlerlemiş kanser bir tek ses telini Rüstem'e bağışlamıştı. Rüstem mektubun sonunda Ali'nin zerre kadar hatırlamadığı bir erkeklik sözünden bahsetmişti. Ali, sen benim bu dünyadaki tek dostumsun. Umarım böyle düşündüğüm için utanmam. Şaka yapıyorum tabii. Senin de başına gelenleri biliyorum. Allah annene rahmet eylesin. Eğer baban yaşıyorsa ona da uzun ömürler versin. Hatırlıyor musun Ali? Sana bir erkek sözü vermiştim. Küçük Prens kitabını bana okuyacaksın diye. Ben sözümü tutacağım. Ama bunu başarmam için senin de yardımın gerek. Ali'm, sana verdiğim sözü tutmam için bana yardım et. Lütfen. Ama ondan önce şunları söylemem gerek. İnan bana dostum, insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Ben çok çabaladım değişmek için. Babama benzememek için. Galiba biraz başardım da. Artık gururumu bir kenara atıp istediğim yerde istediğim gibi ağlayabiliyorum. Bence bu çok büyük bir ilerleme. Seni atasözleriyle sıkmak istemiyorum. Ama inan bana üzüm üzüme baka baka kararır. Bazen o iğrenç heriften tiksindiğim halde aniden kendi davranışlarıma bakıyordum ve babamdan hiçbir farkımın olmadığını irkilerek anlıyordum. Bunlar eski defterler artık. Zaten bir defasında söylediğim için korktuğum o cümleyi Buse öldüğü günün akşamüstü kafasına taş fırlatarak yeniden söyledim. Sanırsam o an ikimizi ayıran tek fark benim acı çekmemdi. Tek dostum, biliyorum zamanında iyi bir çocuk olmadığımı ama sana yemin ederim her ne kadar senin gibi olamasam da ki bu da benim suçum, hep senin gibi olmayı istedim. Bir seferlik bile olsa ben de senin gibi kitap okumayı istiyordum ama dediğim gibi okuyamadığım için de pişman değilim. Çünkü benim umudum sana verdiğim sözümdü. Sana bu mektup geldiğinde ben çoktan kardeşlerimle beraber olacağım. Hayır, ölmeyeceğim. Yalnızca Buse'yi ve hiçbir zaman görmediğim Hatice'yi özlediğim için onların yanına giderek sonsuz bir yolculuğa çıkacağım. Bana daha körpe olan Melek de eşlik edecek. 4 ay önce yanına gidip bu konuyu kendisine açtığımda tüm gün çocuk gibi zır zır ağlamıştı. O zaman ben de onları çok özledim diye tutturmuştu. Şimdi ben ona bakıyorum, o da bana bakıyor. Ve ikimiz de senden şunu istiyoruz. Bu mektubu okur okumaz sana verdiğim Küçük Prens kitabını al ve ilçeye, ben ve kardeşlerimin mezarının üzerine gel. Ve bir zamanlar küçük Rüstem'e o çok övdüğün kitabı sessizce oku. Sana yemin ederim Ali, beni hayatta tutan tek şey sana verdiğim sözü tutmaktı. Belki gideceğim yerde kardeşlerim olmayacak. Belki gideceğim yer babamın yanı. Biliyorum. Unutmadan. Benden istediğin şeyi o zaman sana vermemiştim. Çünkü gittiğin için senden nefret ediyordum. Anlayacağın, nefretimin zararı bir tek kendimeydi. Ama şimdi istediğin şeyi sana gönderdim. Hem de Nazım abinki değil, kendiminkini. Haziran ayı olduğuna bakma sen. İlçeye geldiğinde kalın giyin. Seni çok seviyorum. Tek dostum. Ali, heyecandan zarfın içinde başka ne var diye bakmamıştı. Ama şimdi görebiliyordu. Zarfın içinde arkası dönük bir şey vardı. 2 parmağını zarfın içine sokup arkası dönük şeyi çıkardı. Fotoğraftı bu. Ali fotoğrafa bakmak için küçük kalın kağıdı çevirdiğinde tıpkı Nastenka'nın bakire olmadığını anladığı zamanki gibi anılar tüm canlılığıyla gözünde canlandı. Ama bu kez tüm anılarının içinde Rüstem vardı. Fotoğraf Ali'nin Rusya'ya gelmeden önce Nazım Bey ve Rüstem'le çektirdiği son fotoğraftı. Ali gözleri dolmuş bir şekilde Rüstem'in neden kafasını öyle yukarıya doğru tuttuğunu hatırlamaya çalıştı. Sonunda hatırladı da. O gün çok sıcak bir gündü ve Rüstem'in burnu güneş yüzünden kanamıştı. Şimdi kafasına taktığı Nazım Bey'in kasketiyle kameraya ciddi ciddi bakıyordu küçük Rüstem. Nazım Bey gülümseyerek solunda, bir zamanlar hayalperest olan kendisi ise Rüstem'in sağında duruyordu. Hatıralar kafasına dönüp dururken birden o gün Rüstem'in kendisine aldığı Küçük Prens kitabını hatırladı. Eğer yanlış hatırlamıyorsa bu kitabın aynısını Rüstem'e vermişti ve Rüstem de kitabı kaybettiği için yeniden almıştı. Anılar başını artacak kadar hızla değişiyordu. Elinin tersiyle gözlerini sildiğinde irkildi. Bunca zamandır kitap okumayan kendisi şimdi düzgünce yazılmamış bir mektuba ve eski, yer yer kahverengi olmuş bir resme mi ağlıyordu? Evet, pekala onlara ağlıyordu. Aceleyle yerinden kalkıp eşyalarını sakladığı ve unuttuğu sandıkları eşelemeye başladı. Rüstem'in yaptığı bu şeylerin tek bir adı vardı: umut. Rüstem mektubu gönderdiğinde Ali'nin hala bu evde yaşadığını umut ederek göndermişti. Ali sonunda kırmızı küçük sandığın içinde bulduğu Küçük Prens kitabını çıkardı. Üzeri toz bağlayan bu kitabı ona gururlu küçük dostu Rüstem almıştı. Hızlı hızlı kitabın üzerine üfledi ve toz zerrecikleri havada uçuştu. Nastenka'nın endişeli gözlerle kendisini izlediğinin farkındaydı. Ali karısına döndü ve yüzünde üzüntülü bir heyecanla "Hazırlanın, İstanbul'a gidiyoruz" dedi. Yılmaz ailesi uçaktan inip İlkbey köyüne gitmek üzere taksiye bindiklerinde saat neredeyse sabahın 5'i olmuştu. Annesinin yanında arka koltukta huzursuzca oturan Polina, babasına her yarım saatte bir "Daha çok yolumuz var mı baba?" diye soruyordu. Sonunda köye vardıklarında saat 8'i 5 geçiyordu. Taksi sıvası sararmış okulun önünden geçtiğinde Ali kendisini tutamayıp ağlamıştı. Nastenka neden ağladığını sorunca da "Burası bir zamanlar çok sevdiğim öğretmenimin yaptırdığı okul. Keşke biraz daha erken yaptırsaydı" demişti. Taksiyi kendi evlerinin önünde durdurdu. Babası burayı uzun yıllar önce Nazım Bey'in okulunda öğretmenlik yapan insanlara kiralamıştı. Ali evin şimdiye çürüyüp gittiğini düşünmüştü ama öyle olmamıştı. Ev neredeyse gittikleri günkü gibi kalmıştı. Şimdi içinde kimse yaşamadığından yalnızca biraz bakımsız kalmıştı. Ali eve uzun uzun bakarak "Burası hayalperest Ali'nin evi" dedi ama bunu Rusça'ya çevirmedi. Taksi bu kez Rüstemlerin evinin önünde durduğunda 35 yaşlarında birisi onlara doğru gelmişti. Adamın sağ bacağı yoktu. Ali Ozan'ı tanıdığına şaşırmış gibi yaptı. Ozan'ı gördüğü için çok sevinmişti ama o koltuk değnekleriyle Ozan'ı tanımamak imkansızdı. Ozan evlenip mutlu olduğunu, oğlunun 8, kızının 6 yaşında olduğunu söyledi. Sonra Rüstem'in talihsiz hayatından konuşup "Sen gittikten sonra çok yalnız kaldı" dedi Ozan Ali'ye. Yasin Hoca ölmüştü ve köyün muhtarı şimdi Ozan'dı. "Uzun yoldan geldiniz. Hadi bize gelin de biraz uyuyun" diye tutturdu Ozan, büyüklere özgü misafirperverliğiyle. Ali bir an Ozan'ın ne kadar büyümüş olduğuna inanamadı. Ama sonra Ozan'ın kendisinden en az 10 yaş daha büyük olduğunu hatırladı. Ali Ozan'ın davetini nazikçe geri çevirdi ve Rüstemlerin bahçe kapısını açarak içeriye girdi. Onu Nastenka ve küçük oyuncak bebeğe benzeyen Polina takip etti. Ali Rüstemlerin düzensiz bahçelerine biraz göz gezdirdikten sonra eve girmeden taksiye doğru yürüdü. Çünkü tek dostu burada değildi. Tek dostu onu kardeşlerinin yanında bekliyordu. Rüstem haklıydı. Haziran ayı olmasına rağmen köyün havası insanı aniden ürperten cinstendi. Ama Ali Rusya'da yaşıyordu ve bu hava orada cehennem sıcaklığı sayılırdı. Taksi ilçeye gitmek için döndüğünde Ali arabayı Pınar başında durdurdu. Rüstem'le su taşımalara gittiği anıları nasıl çevirecekti karısına ve kızına? Rüstem'in edepsizce söylediği şeyleri Ali Nastenka ile defalarca yapmıştı ve yapmayı da sürdürüyordu. Ali'yi kurtaran tek şey evliliğin kutsallığı olmuştu galiba. Avucunu Pınar'ın suyuyla doldurup kızına "Hadi iç" dedi. Polina kıkırdayarak babasına doğru yaklaştı ve yorgun bir kuzu gibi babasının avucundan Pınar'ın suyunu içti. Güneşi kıskandıran yumuşak sarı saçları yine güneşin sonsuz gibi görünen ışığında parlıyordu. Ali ilçe mezarlığının büyük paslı kapısının önünde taksiden indi. Buraya kim için ve neden geldiklerini karısına anlatmıştı uçakta. Ama yine de karısının endişeli bakışlarıyla göz göze geldi. Ali, Nastenka'ya Rusça güven veren birkaç şey söyledikten sonra taksiciye döndü ve İstanbul'dan buraya dek tutan paranın 2 katını taksiciye verdikten sonra "Lütfen onları iyi bir motele götür ve motelin adresini de bana ver" dedi. Taksici yorgun gözleriyle bir süre Ali'ye teşekkür ettikten sonra Nastenka ve Polina'yı götüreceği motelin adresini bir kağıt parçasına yazıp Ali'ye verdi. Ali arka kapıyı açıp karısını ve kızını öptükten sonra onlara iyi dinlenmelerini söyledi ve kitap biter bitmez yanlarına geleceğini ekledi. Taksi berbat mezarlık yolunda sallana sallana uzaklaşırken Ali de mezarlığın dev, çirkin ve gerçekten de mezarlığa yıkışacak kadar ölü olan kapısını açıp tek dostunun yanına gitti. Nazım Bey'in mezarı mezarlığın hem en ışıklı hem de en karanlık yerindeydi. Güneş mezar taşının sol tarafına ışığını vuruyordu, taşın sağ tarafı ise hafif bir gölgeyle örtülmüştü. Keşke birkaç karanfil alsaydım diye düşündü Ali. Mezarlık insanı deli edecek kadar sakin ve serindi. Yerdeki başı yuvarlak olan dikenli bitkiler Ali'nin yeni aldığı kalın ayakkabılarının üzerinden kayıyordu. Üzerindeki beyaz kareli gömleği aldırmadan Nazım Bey'in tozlu olan mezar taşına sarıldı. Ağlamayı çok istemişti. Bir ara bunu başaracağını da sandı ama olmadı. Yalnızca birazcık gözleri nemlenmişti. Nazım Bey'i yattığı yerde bırakıp Rüstem ve kardeşlerini aramak için yeniden mezarlıkta yürüdüğünde bir kez bile olsun Hatice'nin mezarına gelmediğini fark etti. Rüstem'i unuttuğu gibi ona ait olan her şeyi de unutmuştu Ali. Mezarlığın en sessiz yerine geldi ve kafasını sağa çevirdiğinde 4 tane mezarlığın yan yana olduğunu gördü. 2 mezar küçük, diğer ikisi biraz daha büyüktü. Ali Rüstem'in mezarının tam karşısında durdu. Zerre kımıldamayan mezar taşı, "Daha önce yaptın mı?" diye sordu küçük Rüstem'in sesiyle. Ali delirmiş gibi kahkaha atmaya başladı ve kahkahasının tam ortasında "Daha önce değil de daha sonra yüzlerce kez yaptım" dedi ve kahkahası aniden hıçkırığa dönüştü. Ali çirkin bir şekilde ağlayarak Rüstem'in mezar taşına atlarcasına sarıldı. Eski dostu hiç değişmemişti. Ali bir zamanlarda küçük Rüstem'e böyle sarılmıştı ve Rüstem eskiden de olduğu gibi şimdi de kıpırtısız duruyordu. O zamanlar Ali de bir hayalperestti. Ama şimdi Rüstem'in mezarına sarılıp ağlayan Ali, bir hayalperestten daha çok geçmişin kalıntıları arasında ezilmiş bir zavallıya benziyordu. En azından Dostoyevski şimdi onu bu halde görseydi kesinlikle böyle derdi. Ali Rüstem'i bırakıp yalnızca çok küçükken gördüğü Meleğin mezarına yaklaştı. Ve bu kez de Meleğin mezar taşını öpmeye başladı. Sanki kendisini affettiriyor gibiydi. Bunu oradaki Hatice izledi ve en son Buse'nin mezarını öptüğünde "Özür dilerim" diye fısıldadı Ali. Neden özür dilediğini bilmiyordu ama bunun bir önemi yoktu artık. Kim bilir, belki de kaderi suçlu bulmuştu ve onun yerine kendisi özür dilemişti daha 18'ini göremeyen Melek'ten. Ali bir daha Rüstem'in karşısına geçti ve yere bağdaş kurarak oturdu. Terden ve sıcaktan piştiği için geçen yaz ailecek gittikleri New York tatili sırasında 85 dolara aldığı gömleğini çıkartıp ondan kurtulmak istermiş gibi yukarıya fırlattı. İpek gömlek havada kuş gibi süzüldükten sonra kafası yuvarlak olan dikenli bitkilerin üzerine düştü. Ali üzerindeki atletle Küçük Prens kitabını açtı ve okumaya başladı. Kitaba öylesine dalmıştı ki mezarlığa gelen insanların ona deli gözüyle baktığının farkında bile değildi. Bunca zamandır kitap okumamanın acısını çıkartıyordu Ali ve bunu tek dostunun sayesinde başarıyordu. Ali kitabın bu bölümüne geldiğinde ise Rüstem'in daha iyi duymasını isteyerek kitabı daha yüksek sesle okumaya başladı. "İnanıyorum sana. Çiçekler zavallı yaratıklardır. Kötülük nedir bilmezler. Ellerinden geldiğince kendilerine güvenmeye çalışırlar. Dikenlerine bakıp bakıp güçlü olduğunu sanırlar." Genç İzleyiciler Tiyatrosu'nun çevresi soğuk bir yeşillikle kaplıydı. Polina bu meydanı çok sevdiğinden Yılmaz ailesi ayda en az 4 kez gelirlerdi buraya. Her girişlerinde olduğu gibi Polina şimdi de güvercinleri mağazadan aldığı yemle beslemeye başlamıştı. Nastenka da kızının yanında durmuş, o da o güzel hayat dolu gülümseyişiyle kuşlara yem fırlatıyordu. Onlardan yaklaşık 20 metre uzaklıkta oturan Ali, anlamlı bakışlarla ailesini bir süre izledikten sonra elinde tuttuğu Küçük Prens kitabına kaldığı yerden devam etti. Kitaplar en iyi arkadaştan sonra en iyi muhabbet aracıydı. Ali yeniden bunu fark ettirdiği için Rüstem'e defalarca teşekkür ediyordu. Gururlu dostu sonunda tuttuğu söze sadık kalmış, Küçük Prens kitabını sonunda Ali'ye okutturmuştu. Ali kitabı bitirip elindeki adresi başka bir taksiye gösterip Ailesinin dinlendiği motele vardığında saat akşamın 7'sini çoktan geçmişti. Aslında kitabı saat 4 gibi okuyup bitirmişti ama sonra ayağa kalkmak istediğinde ayaklarına sancı girdi ve olduğu yere bir daha bağdaş kurarak çöktü. Rüstem kitabı tekrar okumasını istemişti. Ali sonunda motele varmış, ailesinin kaldığı odanın kapısını yavaş yavaş tıklatmıştı. Kapıyı açan Nastenka olmuştu. Duştan yeni çıktığı her halinden belliydi. Ali bir süre karısının yüzüne acınaklı bir halde baktıktan sonra o küçük prensti diye tıpkı kızı Polina gibi ağlamaya başlamıştı. Ali cümleyi defalarca Türkçe söyleyerek ağladığında Nastenka neye şaşıracağını bilemez halde korkudan büyümüş gözlerini öylece kocasının yüzüne dikmişti. Neyse ki Polina uyumuştu ve babasının sarhoşlar gibi ağladığını görmemişti. Nastenka yeni duş almıştı ama kocasını teselli ettikten sonra yine duş almak zorunda kalmıştı. Geceyi ailecek motelde geçirdiler ve sabahın 6'sında İstanbul'a gitmek için yola koyuldular. İstanbul'a vardıklarında onları karşılayan tek şey yakıcı güneş olmuştu. Havalimanının restoranında kahvaltı ettikten bir saat sonra da Petersburg'a gidecek yolcu uçağına binmişlerdi. Ve 2 gün sonra da buraya, Polina'nın bu çok sevdiği meydana gelmişlerdi. Ali'nin yanına birisi oturdu ve bir ayağını ötekinin üzerine attı. Beyaz gömleğin üzerine çok eskilerde kaldığı anlaşılan siyah bir ceket giyinmişti ve ceketin tüm düğmelerini de bağlamıştı. Ali göz ucuyla adama baktığında adamın siyah bir papyon takmış olduğunu gördü. Adamın çıkık elmacık kemiklerinin biraz altında başlayan gri gür sakalları da vardı ve kesinlikle adama herhangi bir yaş vermek olanaksızdı. Üstelik elinde kalın bir kitap da vardı. Kitabın üzerinde Karamazov Kardeşler yazıyordu. Bu değişik adam elini ceketinin cebine sokup bir şeyleri dökmek istemiyormuşçasına elini cebinden yavaş yavaş çıkardı. Sıktığı yumruğunun arasından birkaç küçük şey döküldü ve 3 tane güvercin adamın elinden dökülen şeylerin tam üzerine konarak kondukları yeri gagalamaya başladılar. Kuşlar arttıkça alnı çok geniş olan adam avucundaki tüm yemleri kuşlara doğru fırlattı. Ali adama tekrar baktığında adamın garip bir şekilde bıyık altından gülümsediğini gördü. Bu adam tüm hastalar gibi ya deliydi ya da çok büyük bir dahiydi. Ali hangisi diye karar vermeye çalıştığı sırada adam hiç Ali'ye bakmadan "Merhaba bayım" dedi. Ali istemsizce kaşlarını hayretle çattı. Bu adam bir Rus'tu. Ali'nin bir Türk olduğunu nereden anlamıştı ki? Türk olduğunu anlamak şöyle dursun, adam resmen Türkçe merhaba bile dedi. "Merhaba" diye karşılık verdi Ali. "Türk olduğumu nereden anladınız?" Adam bakışlarını kuşlardan çekip bakışlarıyla Ali'nin elinde tuttuğu kitabı işaret etti. "Kitabınız Türkçe bayım." Ali, Nastenka ve Polina'ya şöyle bir göz attı. Nastenka sanki ona bakacağını biliyormuş gibi Ali'ye döndü ve sıcak bir gülümsemeyle Ali'nin bakışına karşılık verdi. "İşte ben buna ailenin gizli dili derim bayım" dedi garip adam. Bakışları ilerideki hiçliğe kilitlenmişti. Ali birazcık gerilerek "Türkçeyi nasıl öğrendiniz?" diye sordu adama. Adam sanki söyleyeceği şeyi önünde sonunda söyleyecekmiş gibi sabırla kitabını açtı ve okumaya başladı. "Bu çok uzun bir hikaye bayım. Yanlış bir davranışın armağanı diyelim." Ali öylesine şaşırmış ve gerilmişti ki adama ne diyeceğini bilemedi ve ağzından "Okuduğunuz kitap ne hakkında?" diye soruverdi. Geniş alınlı adam gözlerini kitaptan alıp Ali'ye dikti ve "Bu kitabın doğrudan bir konusu yok bayım" dedi. Kitabı Ali'ye istekle uzatarak "İsterseniz alın bayım" diye ekledi. "Ben de bu kitaptan bir sürü var. Her yıl tekrar okurum bayım." Ali kitabı aldı. Şimdi içinde nereden geldiğini bilemediği bir hüzün başkaldırmıştı. Kitabı okuyup bitirdikten sonra "Dilediğiniz herhangi bir günde size geri verebilirim." "Hayır bayım" dedi adam ve ekledi. "Ben bu kitap sayesinde hastalığımın ne olduğunu öğrendim. Ve gördüğüm kadarıyla bayım, bendeki hastalıktan bir zamanlar sizde de varmış gibi." Ali hemen "Ne hastalığı?" diye atıldı. Adam alev alev yanan gözlerini Ali'nin gözlerine dikti ve kendisini işe yaramaz gibi gören yaşlıların edasıyla "Hayalperestlik hastalığı bayım" dedi. Hayalperestlik.